gereken sorular. Kaç Watson? Oo, şart oldu. Dur, bakalım ne diyecek. Kadın ne fark ediyor? Siz erkek düşmanı mısınız? Oo. Feministlerin erkeği suçlamadığı herhangi bir alan var mı? Oo. Lezbiyen misiniz? Soramazsanın bu bölümünde bir feministe sorulmaması gereken soruları soracağız. Yanımızda Özgür Sunata var. Özgür Hanım, sizi kısaca tanıyalım. Yaklaşık 20 yıldır kendime feministim diyorum. 40 yaşındayım. Şu anda da bir kadın örgütünde 2 yıldır profesyonel olarak iletişim koordinasyonu işini yürütüyorum. Kadınlarla Dayanışma Vakfı'ndayım. Feminizm aslında nedir? Çünkü herkes erkek düşman. İyi duyuyor musunuz sesi? Sesle sıkıntı yok değil mi? Bu arada YouTube'dan bu videonun tekrar uploadlanmış halini izleyenler benim chat'ime takacaklar. Yıllardır öğrenemediniz. Benim chat'im troll. İstediğini yazar. Yani çok bu kişiye kötü kötü şeyler söylemedikleri sürece, ağır şeyler söylemedikleri sürece özgürdürler. Söylerlerse zaten banlanırlar. Modların bu konuda dikkatli olurlar inşallah. Yine tekrardan YouTube'a selamlar olsun. Amına kodumun gerizekalı YouTube... pardon. Çok muhterem YouTube izleyicileri, size selamlar olsun. Sağ altta gördüğünüz chat'im, bu ben Ahmet Cahreyn Sonuç. Aptal yorumlarınızı biz de bekliyoruz YouTube komentlerde. Chat bir el sallayın. Düşmanlı olarak biliyor. Siz erkek düşmanı mısınız? 100 mu oldu? Evet. Çekeriz. Onu çekeriz. Ben erkek düşmanı değilim tabii ki. Feminizm benim için cinsiyet eşitliği temelli. Eşitlik ve özgürlük vurgusunun en yoğun hissettiğim şey diyebilirim. Ama erkek düşmanı değilim, evet. Yani kadınlar çalışmıyorsa, yani bizim ülkemiz için konuşuyorum bunu. Kadınlar çalışmıyorsa ya da çalışmak istemiyorsa bu bizim ülkemizde normal karşılanabilen bir durum. Ama bir erkeğin çalışmaması, evde oturması toplum tarafından inanılmaz derecede yadırganıyor. Ve bir sorumluluk olarak gözüküyor. Erkeğin sorumluluğu çalışmak olduğu gibi bir kanı var. Bu durumda kadınla erkek nasıl biri olacak? Şimdi şöyle bir düzeltme. Burada daha güzel soru. Hanımefendiye şunu sormak isterdim. Biz çalışmadığımızda, etmediğimizde toplum baskısı altında kalıyoruz. Baba evine dönemiyoruz. Nefes alacak alanımız yok. Gelecek kaygısını bu çocuklar 12-11 yaşlarında yaşamaya başlıyorlar. Madem eşitlik için savaşıyorsunuz sayın hanımefendi, sayın canını yediğim feministi, bunun içinde savaşıyor musun? Erkeklerin toplum içinde veya birebir ilişkide duygularını dışarıya vurabilmesi için savaşıyor musun? Erkeklerin aynı şekilde para kazanmayan versiyonunun çöplük olmadığı gerçeğini de savunuyor musunuz? Çok merak ediyorum. Ben buna çok kafayı takıyorum ya. Ben buna kafayı takıyorum. Bakalım hanımefendi dördüncü nesil feminist mi, birinci nesil feminizme mi bakıyor, yoksa bildiğimiz dördüncü nesil feminist mi? Şimdi göreceğiz. Daha başlardayız. Ne yapalım? Kadınlar evde oturmuyorlar. Dolayısıyla çalışmak çok göreceli bir şey ve evde olmak ve evde bütün gün o ev işini dizayn etmek, bulaşık yıkamak, çamaşır yıkamak, yemek yapmak, çocukların bakımını üstlenmek, evin tekrar organizasyonunu yapmak gibi meseleler aslında çalının evde çalışmadığı ve oturduğu gibi bir algıyı öncelikle bir ortadan kaldırmak gerekiyor. Bir restoranda yemek yiyebiliyoruz, bunun karşısında para veriyoruz. Ne bileyim işte biz gidiyoruz çamaşırhanelere, çamaşırları götürüyoruz, orada bunun karşısında para veriliyor. Evi temizletmek için birisini çağırıyoruz eve ve bunun karşısında para veriyoruz. Aslında bunların hepsinin maddi bir karşılığı var. Oysa ki bugün kadınlar evde yaptıkları işlerin hiçbiri için böyle bir maddi karşılık almıyorlar. Mesela bu aslında eşitsizliğin en, yani bunun için bir sigortaları da yok, bir güvenceleri de yok. Tamamen bu durumda şöyle bir risk barındırıyor. Bir erkek dışarıda çalışıyor, kadın evin bütün işlerini yapıyor ama bunu tamamen erkeğin dışarıdaki çalışmalarını onarmak ve desteklemek ve üremek aynı zamanda gibi vazifeleri yerine getirirken bunu daha güvencesiz bir şekilde sürdürmeye devam ediyor. Kadınların desteklenmesi ve kadınların teşvik edilmesi gerekiyor. Pozitif ayrımcılık. Peki, elbette ki her zaman istiyoruz. Eşitlik de tam bunun ortasında, yani tam da burası. Pozitif ayrımcılık dediğimiz şey aslında denk olmayanlar arasında bir denklik sağlamak ve buradan eşit bir şekilde devam edebilmeyi sağlayan bir süreç. Yani
Şöyle söyleyebiliriz. Eğer siz daha avantajlıysanız, daha dezavantajlı yani kişilere karşı bir ayrımcılık gösterip eşit düzeyde bir araya eşit bir hale gelmeli ve oradan daha şey bir ortama geçiş yapabilmeliyiz. Bunu sadece cinsiyet bazında mı söylüyorsunuz? Yani kişi Yani avantajlı ya da dezavantajlı, yok, bunun bunu cinsiyetiyle engelliler alakası var için de mı? söyleyebilirim. Diğer ne bileyim farklı dezavantajlı gruplar için, göçmenler için de söyleyebilirim. Çeşitli farklı gruplar için aslında pozitif bir ayrımcılığın gerekli olduğunun altını çizmek isterim. Pozitif ayrımcılıktan bahsettiniz. Dezavantajlı durumda olanlara biraz daha avantaj sağlama gereğinden bahsettiniz. O zaman Isınma buna şöyle efendim. bir antitez olamaz Durun, daha ısınıyoruz arkadaşlar. mı? Bir insan emek verip bir yerlere gelmiş, zorluklar çekmiş, belli bir yere Ha. gelmiş. Sırf kendisinden daha dezavantajlı diye birisine ayrımcılık sağlayıp o kişinin hakların elinden alınması ya da elinden alınmasa bile Ha. daha az emekle onunla aynı seviyeye gelmesi. Ya şunu söylemek istiyorum gerçekten. Geçen bir tane haber okudum. Adam diyor ki 1600 lira emekli maaşımız var. İşte fakir, durumumuz kötü. Okey dayı, anlaşılır. İki tane çocuğum var. Biri 33 yaşında, birisi 26 yaşında. Onlar da ben bakıyorum. Nasıl bakacağım bilmiyorum. Ya şimdi dayı, kusura bakma da senin o çocukların suratına balgam atayım. Yani nasıl ya? 33 yaşında, 26 yaşında çocuk evde oturup emekli babasının 1600 lira emekli maaşına avuç mu açıyor yani? Şimdi arkadaşlar kusura bakmayın. Şöyle bir şey var. Ben okuduğum okulda devlet lisesiydi. Antalya Anadolu Lisesiydi. Orada asgari ücretle çalışan insanların çocukları benim yanımdaki sırada, aynı sırada oturuyorduk. Yanımdaki sırada, önümde, arkamda oturuyordu bu çocuklar. Tek öğretmenin baktığı iki çocuklu dört kişilik ailelerin çocukları ile okudun. Bunlar doktor oldu, bunlar avukat oldu, bunlar mühendis oldu. Ya bu çocuklar nasıl yapıyordu yani? Şimdi anlatabiliyor muyum? Şimdi o çocuk çabalayacak, çabalayacak. Bir yerlere gelecek. Ondan sonra birileri çıkıp diyecek ki işte 33 yaşında çocuğum var. Buna da bir destek atın. Nasıl olacak abi bu iş? Ondan sonra o kıçını yırtarak bir yerlere gelen çocuk dönüp o vergi, şu vergi, bu vergiyle onlara destek olacak. Öyle mi? Yani ben bunu anlamıyorum. Hanımefendi de biraz oralara gidiyor zaten şu anda. Adam da onu soracak. Bakalım ne olacak? Çok merak ettim. Bu sefer o insan için de bir sorun teşkil edecektir. Nasıl? Yani ne kadar emek, aslında o kadar yemek. Burada biraz tabii adalet duygusunu ön plana çıkarmak gerekiyor. Daha adil olmak gibi bir şeyi konuşmanın başında söylemiştik. Daha adil ve daha eşit bir düzlem üzerinden eğer şey yapabilirsek, yaklaşabilirsek meseleye, burada Yaklaşalım. aslında çok da haksızlığa uğramış gibi hissetmeyecektir kişiler. Bir kız çocuğu eğer okula gönderilmemişse ya da okuması önünde ciddi engeller varsa, başarması yönünde çok fazla teşvikler almamışsa ve diğer birey bu konuda çeşitli donanımlarla ve çeşitli biçimlerde son derece büyük bir şekilde desteklenmiş ve bir yerlere gelmişse, burada gözetilmesi gereken kişi daha dezavantajlı kişi. Dezavantajlı kişiyi gözetmediğin durumda aslında adil, eşit ve adaleti sağlamış, hakkaniyeti yerine getirmiş olamıyor maalesef dünya. Geçmişte yapılan yürüyüşlerde erkeklerin... Ya bu dediğiyle ilgili pek bir şey söylemeyeceğim. Çünkü orada ben de biraz pozitif ayrımcılık yapıyorum. Bilenler biliyor zaten. Ama bu herkes için geçerli. Sonuçta eğitime ulaşımı olmayan insana eğitime ulaştırmak aslında devletin yükümlülüğü. O ayrı bir şey. Dur katılmasına bakalım ne izin anlatacak. verilmemesi feminist yürüyüşlerine ya da katılan erkeklerin linç edilme çabası. Yani yine linç diyeceğim, siz yine itiraz edeceksiniz ama sonuçta ortada bir şiddet durumu Yani var. linç etmemek için feminist politika yapıyoruz biz. Siz bunu yaptığını söylüyorsunuz ama televizyonda, ekranlarda da görebiliyoruz. Bayağı kadınlar toplanıp erkeklerin üzerine saldırıyor. Bence bu Isınma efendim. linç.
Yani Yani erkekler peki de bir tek erkeği, şey bir tekte erkeğin bayağı bir kadın dövüyorlar. Yani bugün işte her beş kadından, yani işte günde beş kadının öldürüldüğü, her üç kadından birinin şiddete, fiziksel doğduğu köyde sözlü ya yeni da doğan bütün çocukları şeytana psikolojik erdiği şiddete parmağı maruz kaldığı sıktı. gibi çok verili rakamlar aslında varken, ki bu verili rakamların da Here we go. Başladık. Teyzem içini kusmaya başladı. Hadi bakalım. Hazır mıyız arkadaşlar? Teyzem içini kusmaya başladı. Evet. Şu anda diyor ki elimizde rakamlar var diyor. Üç kadından biri şiddet görüyor diyor. O yüzden ben herhangi bir erkeği dövebilir mi diyor. Yani. Wow. Hayır yani bu buradan bak böyle bir tüme varım yok. Yani daha basit tüme varımlar da yapabilirsin. Mesela X terörist örgütünün bütün üyeleri X ırkından dersin. Bütün X ırkını silelim dersin. Böyle bir şey var mı lan böyle bir tüme varım? Bu nasıl bir tüme varım? Böyle bir tüme varım yapamazsın ki. İndividualizm var yani şu anda. Sen 21. yüzyılda gidip bireyin ne olduğuna bakmadan işte erkekler de şöyle yapıyor. O zaman bütün erkekleri öldürelim falan. Uf, anam. Anam çok kötü oldum lan. Vallahi bak. Kayıtlara geçmeyenlerinin de var olduğunu biz biliyorken, hani Yani o bilemiyorum zaman yani, toplanıp erkekleri ya haşetini toplanıp çıkartmak. erkekleri haşetini Yani çıkarmak gibi bir hayır çağrım elbette şey olamaz var ama. yani bir feminist yürüyüşüne katılmak isteyen erkekleri dahi yani onların haklarını onlarla yan yana olmak isteyen erkekleri dahi kendi aralarını uzaklaştıracak kadar bir erkek nefretimi Ya söz konusu. şöyle bir şey dinlemiştim bir zaman bir Heh, anlat yenge feminist dinliyoruz. kadından. Anlat yenge. Yine böyle bahsettiğiniz gibi Oy kötü bir oldum ben. yürüyüş yapılıyor. Evet. Gene ölüm olmuştu sanırım. Bir yürüyüş yapılıyor ve o yürüyüş sırasında herkes işte eylemi bitiriyorlar, gidiyorlar, dağılıyorlar falan. Sonra da şey fark ediliyor. Aslında o cinayeti işleyen kişi de o yürüyüşteymiş. Dolayısıyla aslında hani oraya katılan herkesi bu şekilde yaftalamak çok doğru olmaz ama kendilerine bir aklanma alanı olarak feministlerin organizasyonlarında yer almaları, feminist Ya abi eylemlerde. ben de bir şey diyeyim mi? Geçen gün otobüse oturdum. Ya şöyle anlatayım. Geçen bir tane kadınla münakaşa ediyordum. Ondan sonracığıma aklıma şey geldi. Ben bir otobüs vardı. Otobüse gittim oturdum. Orada iğne koymuşlar otobüsün koltuğuna. İğnenin üstüne oturmuşum. Meğer onu koyan o kadınmış. Ya. Onu koyan o kadınmış. Kimin aklına gelir? Kendini aklamak için benimle konuşmaya çalışırken bir anda münakaşaya başlamışız. O kadınmış. Elimizde veriler var. Hetero erkeklerin aslında bizim için biraz soru Ha, gay işareti erkekler gibi sorun değil, geliyor. heterolar Çünkü o sorun. sırada Tamam. hani kendisinin Ben o gayim eylemde oysaki. olmasından ziyade, ne bileyim, annesinin, yengesinin, kız kardeşinin, işte ya da etrafında çok yakın tanıdığı bir başka kadının o eylemlere yönlendirmesi, ne bileyim, o sırada gidip bulaşık yıkayıp o sırada onların yapması gereken sorumlulukları devralıp oraya Sen yönlendirmesi de bu daha sorumluluğu bulaşık tercih edilebilir. yıkamak mı dedin sen Çünkü az biz önce? esas olarak kadınların Abi bak erkek. şimdi bak şöyle konuşan bir insan erkek olsa bu kadın şu anda Wolverine tırnaklarını çıkarıp her yerini cırmalamıştı. Neden biliyor musun? Az önce kadına işi bulaşık yıkamak dedi. Oğlum ne oluyor? Nereye geliyoruz ya? Bulaşık yıkama örneği verdi. Dedi ki kadının işi bulaşık yıkamak dedi. Onu o sırada devralırsın. Feminist şeyine gönderirsin. Yürüyüşüne gönderirsin dedi. Ya bunu ben söylesem beni sikerler. Tamam mı? Götümü oklava sokarlar. Bak net söylüyorum. Ben desem ki mesela bak şöyle bir şey desem bak. Bak abi çok net söylüyorum. Feminist yani her feminist değil. Dördüncü nesil feminist olduğuna kanaat getirdiğim bu ablaya mesela gidip desem ki benim sevgilimin görevi evde bulaşık yıkamak. Onun bulaşık yıkama görevini ben üstlendim. Bugün onu feminist yürüyüşüne gönderdim. Ağzımı yüzümü siker. Bak ben bunu tartışmaya açık görmüyorum.
Bayağı shitfest olarak Ancak gidiyoruz. Devam abi. güçlenebildikleri oranda, Devam, kadınların yan yana devam. gelebildikleri Kız çok oranda kötü. Çok çok. Çok. bu sisteme dair bir takım değişikliklerin gerçekleşebileceğine inanıyoruz. Lezbiyen misiniz? Çünkü bu soruyu soruyorum. Bu çok Feminizmin saçma lezbiyenlik bir bir soru kavramı ama. olduğuna dair bir inanç var toplumda. Yok, ben bunda yokum. Cinselliğin akışkan bir şey olduğunu düşünüyorum. Oo, gender fluid çıktık şu anda. Bir dakika. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. All the definitions of genders. Abi bir dakika ya. Teyze Amerikan çıktı ya, bir saniye. Gender definitions. All the new genders abi. Bir dakika, bütün genderleri açalım ya. Eksik kalmasın. Ha, evet, LGBTQ artı plus manyak vokabüleri bütün arkadaşlar şimdi advocate, agender, agender, ally, androgynous, androsexual, aromatik. Bak, aromatik seksüel olabiliriz. Bigender, bicurious, biological. Dur bakayım, burada var mı şey ya? Gender fluid var mı? Fluid diye yazayım. Evet, fluidity. Teyze buradan. Yani diyor ki generally with other term attached. Like gender fluid or fluid sexuality. Kadın, evet, teyzemiz. Artık kadın da diyemiyorum şu an. Akışkanımız dedi ki, ben dedi akışkan seksüelliktenim dedi. Öyle olduğunu düşünüyorum dedi. Diyor ki describes an identity that may change or shift over time between or within the mix of the options available. Yani diyor ki burada free for all. Akışkan diyor. Yani o sırada diyor canım erkek çekti erkek, kadın çekti kadın, biseksüel çekti biseksüel, hipopotam çekti hipopotam. Ben buna karşı değilim ama teyzemizin tabii ki öyle hissediyorsa öyle yaşayacak. Bana ne canım? Beni ilgilendirmez de. Teyzemizin en azından hangi cinsel terimleri, hangi akımları takip ettiğini ve nereden bu eğitimi kendine aldığını anlamış oldum biraz. Evet. Skala geniş moruk. Feminizm ve lezbiyenlik ilişkisi elbette ki mümkün. Kadınların kadınları sevmesi, erkeklerin erkekleri sevmesi, çeşitli ilişki biçimlerinin olması aslında gayet Samaha. anlaşılır durumlar. Bu Ben sebeple masamı hani bu seviyorum. soruyu aslında kötü yani lezbiyenliğin kötü algılanması üzerinden soruyorsanız hani böyle bir cevap vermem mümkün değil. Feministler bakımsız ve çirkin oldukları için mi feminist oluyor? İlgi çekmek için mi feminist oluyor? Bizim beden Çok salakça bir algılarımız soruydu lan. aslında toplumsal algılarda değiştirmeyi hedeflediğimiz şeylerden biri. Dolayısıyla hani güzellik, çirkinlik, işte bu algı bizim için biraz daha farklı. Çünkü bunu sürekli sorguluyoruz. Öğretilmiş estetik duygulardan, o değişen Ay yerim ya. sistemin bizden istediği, bizim olmamızı istediği kalıpların dışında aslında kendi bedenimizle barışık olmak, kendi cinselliğimizle barışık olmak, kendi hayatlarımızla barışık olmak ve birbirimizle ilişkilerimizi bu temel üzerinden Sistem kurmamak hangisi gibi bir demiş? Kanka yaklaşımımız sistem var. sistem dur. Hormonal Dolayısıyla sistem da neydi? kanka dur sisteme geldik. Boş yapma Emrah, sisteme geldik. Sikeceğim elini ayağını ya. Çok önemli bir konu konuşuluyor abi şu anda. Arkadaşlar yarından itibaren kuruyorum lan. Abi Türkiye gider gitmez bunu yapacağım ya. Erkek dayanışma platformunu kuracağım. Yemin ediyorum kuracağım. Allah belamı versin kuracağım. Ve amacımız şu olacak. Biz bu sistemde, bu toplumda fakir ve kısa boylu erkeklerin dışlanmasını istemiyoruz. Buna başkaldırı yapacağız. Kimse bizi maaşımızda, cüzdanımızda, anamızdan babamızdan kalan mal varlığımızla değerlendiremesin. Eylemlerimiz yer yer yırtık, koltuk altı yırtık tişörtlerimizle Doğduğun köyün geri doğan bütün insanların çocukların kalabalık şeyi oldun. olduğu Sen ne yaptın? AVM'lere, pahalı AVM'lere girmek, efendim burada saçımızı sakalımızı düzeltmemiş yırtık pırtık tişörtlerimizle fakir erkekler olarak grup halinde dolaşarak toplumdan dışlanmamak, aynı zamanda evinde oturup sivilcesini büyüten, götünü göbeğini büyüten erkeklerin de toplumdan dışlanmasını istemiyoruz. Ve son olarak
küçük pipili erkeklerle dalga geçen kadınların hapse atılmasını istiyoruz. 1.85 adamsın, zenginsin, olmaz başkan senden. İşte eski bir komünist vardı. O komünist adama demişler ki, kanka adını unuttum, kimdi lan o? Kanka sen niye viski içiyorsun amına koyayım? Komünist adam viski mi içersin demişler. O da demiş ki, ben herkes viski içebilsin diye komünistim demiş. İşte ben herkes kendini iyi hissetsin diye. Şimdi boyumuz para da var ama yani fakir ve kısa boylu arkadaşlarımızı da ben toplum içinde rahat hissetsin istiyorum abi. Ben halkım için yanmaya hazırım. Ben erkekler için kendimi yakarım abi. Bu konuda bir sıkıntı görmüyorum. Deniz gezmiş değil lan. Deniz gezmiş. Nerede göreceğiz? Viskiyle. Adam. Hayatının çoğunu kaçak yaşamadı mı? Ben varım 1.87 boyum. Alındın lan amına koduğum. Hadi bakayım. Alındın lan. Sonunda biri beni savunacak. Hangi aspektten? Küçük pipiden mi yakaladık seni? Charles Chaplin. He? Hadi bakayım. Ay kardeşim tamam, ben bunu kuruyorum. Ya bu arada gerçekten dalga geçmeyeceğim ya bu konuyla ilgili. Sinirin bozulduğu şeyler de var. Çok aptalca sorulan sorular da var. Yani burada biraz feminist ablanın kendini savunma mekanizmasını meşru kılmak için çok agresif sorular da soruluyor. Yani lezbiyen misin? Çok saçma bir soru mesela. Ya da çirkin olduğun için mi feministin? Çok saçma bir soru. Bence kontekst dışı. Güzellik, çirkinlik bizim için bayağı izafi bir şey. Yani herkesin güzellik algısının farklı olması gerekiyor. Buna sen mi karar vereceksin? Bu farklılıkla ancak daha güzel bir dünyanın var olabileceğine inanıyoruz. Tamam. Madem öyle, neden ruj süren, koltuk altı kılını alan kadınlardan nefret ediyorsun? Senin düşmanınmış gibi görüyorsun. Onun da güzellik anlayışı o işte. Ya ne yapacaksınız ya? İnsanların zorla ruhlarını mı sileceksiniz? Sana mı kaldı ya insanların güzellik anlayışını sıralamak? Bir şey çekici bulmak direkt hormonal, doğal bir şey değil mi ya? Evet. Doğal olan şeye karşı çıkıyor şu an. Söylediği şey. Aslında gelmek istiyorum. Aslında kalıp olarak baktığım zaman baylar ve bayanlar. Böyle bir kalıp var ortada. Yani ülkemizdeki belki ağız alışkanlığından dolayı kimseye bay denilmiyor. Genelde bey kelimesi kullanılıyor. Ama neden bayan kelimesinin bu kadar kadınlar tarafından tepki çektiğini merak ediyorum. Çünkü erkeklerin bunu kullanma amacı daha zarif olduğunu düşünmeleri vesaire. Kibarlık etme çabası. Ama kadınlar bunu çok farklı şekilde çok sert tepki... Abi buna baktığın zaman aslında bunu biraz etimolojik araştırmak lazım. Ben konuya şimdi %100 hakim olduğumu söyleyemeyeceğim. Mükemmel hakim olduğumu söyleyemeyeceğim ama... Ne yol? Eyvallah kanka. Net olarak söyleyemeyeceğim ama bizde bu tip şeyler title söylesene Türkçesini. Türkçe konuşamıyor diyorlar. Taşak geçiyorlar benimle. Söylesene Emrah, title. Title ne lan? Title'ın Türkçesi. Lan title'ın Türkçesi lan. Title. Etiketleyeceğim dedi. Etiket değil. Lan söylesene ünvan ha. Bizde bu tip böyle Mr. Mrs. Miss gibi ünvanlar biraz farklı. Mesela yani şöyle basit bir örnek verebilirim. Şimdi biz TNR'lerden geliyoruz. Orta Doğu'ya bir uğruyoruz. Ondan sonra Anadolu'da türüyoruz ya abi. Orada çok değişken. Şimdi keşke Ceren yengem olsa da burada anlatsa ama mesela bilmem ne hatun diye eski yazıtlarda anılırken kadınlar bilmem ne hatun, bilmem ne hanım, hanım da geliyor ondan sonra. Biz böyle geldiğimiz zaman Araplarla bir haşır neşir olduğumuz da zaman, daha doğrusu daha önce Perslerle sonra Araplarla o ünvanlar biraz değişiyor abi. Mesela günümüzdeki ibne kelimesi de aslında şeyden geliyor. Arapçadan geliyor. Mesela çocukken ilk İbn-i Sina diye ismini duyduğunuz zaman İbne, İbna'dan geliyor. O kızı demek. İbn-i dedikleri zaman da oğlu demek mesela. Araplarda. Mesela oradan geliyor. Biz bu İbn olayını kullanmışız bir dönem. Bizde de kalmış. Farklı farklı abi. Ondan sonra bay oluyor, bayan oluyor.
B'ye dönüyor o falan. Bunlar yani aslında dilin kendi kendine şey olmasa, günümüzde kadınlar mesela diyorlar ki, günümüzde kadınlar diyorlar ki bize bayan demeyin. Okey. Şimdi bak, kadına evrildi. Kadın daha çok kullanılıyor. Ama ünvan olarak kalmadı mesela. Ahmet Bey bilmem ne hanım deniyor o yüzden. Zeynep Hanım, Ayşegül Hanım falan. Ama bu konuda kadınların isteği mesela, bu gayet güzel bir şekilde bence, ya Türkiye'de gerçekten bu tartışılıyor mu artık? Yani kadınlar dediler ki, çıktılar, bize bayan demeyin dediler. Herkes bir anda tamam dedi abi, herkes kadın demeye başladı. Bu tip şeyler aslında, ne bileyim, onun yerine irdelenmesi gereken kültürümüzün ve dilimizin içine işlemiş daha ilginç şeyler var. Mesela bizim küfürlerimiz hep ana sikme üstüne. Yani bir feminist olarak ben oturup onları irdelerim mesela. Amını sikeyim, yani erkek adama bile küfrederken amını sikeyim. Ya da mesela sen adam olamamışsın. Adam gibi konuşsana. Yani bunları irdelemeleri lazım aslında. O adamı çok irdeliyorlar feministler de. Şey, annem bacı olaylarına o kadar odaklanmıyor. Ama şöyle bir şey var. Adamı irdeliyorlar da, adamı irdelediğin zaman aynı zamanda çözüm getirmen lazım. Yani diyeceksin ki, adam gibi konuşulanı aslında nasıl kullanabilirsin? Nasıl mesela bayan doğru demeyin bize. Doğru konuş yani. Bayan demeyin bize. Kadın deyin diyorlar ya. Doğru düzgün konuş. Adam gibiyle aşağı yukarı aynı sayılır mı? Sayılabilir. Sayılır mı? Sayılır. Evet. Adam gibi demek yok, öyle demek falan. Doğru düzgün değil ya. Adam gibi aynı zamanda işe biraz ağırlık da koyuyor, anladın mı? Sadece evet işte, doğru adam düzgün gibi değil. Doğru dürüst. Hani adam gibi dediğin zaman hani... Karrı gibi değil. Kalıbının adamı ol da var orada biraz, anladın mı? Birey gibi konuş. Evet, böyle giderse bizde Allah'tan şeyler yok abi. Nedir o? Bizde artikülasyon yok şeyde, dilimizde. Ya pek çok dilde bilmeyenleriniz vardır belki. Mesela bir tane dilde, Almanca'da sandalye erkek, güneş kadın, memleket şeysiz, cinsiyetsiz. Mesela İsveç'te adamlar resmen bunu kaldırmaya çalışıyorlar. Yani birine hitap ederken cinsiyetsiz hitap etmeni istiyorlar. Fluid her şey. Yani dilimizde Allah'tan o yok, ona kafa atamıyorlar. O olsa şimdi neler tartışırdık bilmiyorum. Bir torba tartışması gibi o da gelirdi. Tövbe estağfurullah. Evet. ...etkilerle dile getiriyorlar. Yani bayan ya da kadın ne fark ediyor? Bayan ya da kadın denmesiyle ilgili biz kendimize ne söylenmesi gerektiğini ortaya koyuyoruz. Ve bunun üzerinde hani kadın kelimesinin kullanılmasını reddedip bayan 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 diye tuvaletlere, oraya buraya bunu ekstra denilmesi aslında kadın kelimesinin çok fazla belki de görünür olmasından hoşlanmamak. Yani neden bu kelimeye dair bu kadar şey, daha çekingen ve daha... La öbür tarafta da bay yazıyor. Rassamaha. Geride durup başka şeyler üretmeye meylimiz var. Onun çok şeyinde değilim. Yani bunu çok doğru bulmuyorum. Yani ne, nasıl hitap edilmesi gerektiğini bana mesela, ben kendim beyanımda söylemek isterim ve genel bir algıda kadınlar kendileri bayan denmesini istemiyorsa eğer, bu konunun tamam, üstünde tepinmeye gerek yoktur. Yani ısrarla bayan demenin de kimseye bir faydası yoktur. Bazı yerleşik kalıplar değişebilir. Küfür gibi bir takım kalıplar var. Her cümlenin sonunda edilen o cinsiyetçi küfürlerin de yerleşmiş olduğunu söyleyebiliriz. Mesela bu da bir iddia ve yani işte aman canım niçin öyle algılıyoruz ki, onu da söyleyelim geçelim. Ya da adam gibi diyelim de bunu da söyleyelim geçelim. Ha, oraya da girdi ha. Oha. Geleceği gördüm abi. Çünkü konuşulan şeyler aşağı yukarı bunlar. Ama bizde anneye küfredilmesinin, kadına küfredilmesinin sebebi aslında pozitif ayrımcılık. Of, yani çok ofansif. Şöyle söyleyeyim yani Türk boyları, yani geçmişe dönüp baktığın zaman efendime söyleyeyim bir Dede Korkut falan filan, buralara baktığın zaman kadın hep şey böyle. Anladın mı? Kadın. Kadın hep şey. O yüzden ofansif. Kadına küfredildiği zaman bizde çok aşırı ofensif oluyor. Kadın değerli çünkü bizde.
Yani şu sebepten değerli değil. Bu an benim. Bu amı sadece ben sikerim. Değeri değil yani. Bu hani senin kadınınsa az önceki örnek ama mesela hani anne falan dediğin zaman böyle bir ön iliklenir bizde yani. Ya çünkü Almanya'da mesela benim şimdi Almanya'da anancı küfürleri biz getirmişiz. Mesela orospu çocuğu diye bir küfür yok Almanca'da. Bizim Türkler gidiyor oraya Hurenzon diye bir küfür üretiyorlar resmen ve dile katıyorlar bunu. Değil mi? Emrah burada. Emrah söylesin. Hurenzon diye evet, bir küfür. Orospu çocuğu demek. Ama bunu evet, üreten ve dillerine implemente eden Türkler. Tamam mı? Benim bir tane... Bunların aptal saptal küfürleri var ya. Fiktiş insknii var abi. He, ne demek dizini yani? Dizini sikeyim demek. Ya ne yani? Al sik yani. Merak ediyorum. Nasıl sikeceksin? Benim en sevdiğim şey... Bir kere demiştim. Ich mach dich Krankenhaus. Seni seni hastane yaparım demek. Yani seni öyle bir döverim ki gözünü hastanede açarsın demek. Neyse. Böyle bir küfürü mesela biz gitmiş implemente etmişiz. Ya da ananı sikeyim, ich fick deine Mutter falan diye dolaşıyor Türkler. Böyle işte bak ona haddini bildirdin falan. Benim bir tane Alman arkadaşım böyle yeni yeni tanıştığımda, yeni yeni üniversiteye başladığımda çocukla bunları konuşurken çocuk şey dedi bana. Abi dedi, benim annem dedi 8 yıldır yalnız. Benim annem dedi 8 yıldır yalnız dedi. Babamla ayrıldılar dedi. Annem dedi 56 yaşında. Şimdi genç bir Yağız bir erkek gelip ananı sikeyim dediği zaman ben dedi bunu küfür olarak algılayamıyorum. Annemin muhtemelen hoşuna giderdi. Yani kadıncağız ne seks yapıyor ne bir şey yapıyor. Hayatında kimse de yok. Hoşuna giderdi herhalde dedi. Şöyle bir oturdum. Şöyle bir bank vardı orada. Oturdum şöyle bir. Böyle uzaklara baktım. Dedim kardeşim bu da nasıl? Tövbe estağfurullah yani. Sen dedim... dedim yani hani böyle de genişlik. Bana bile fazla geldi. Yani ben mesela şeyin farkındayım. Pek çok insanın kaldıramadığı bazı gerçekler vardır. Şimdi oralara çok girmek istemiyorum. Girdiğim zaman insanlar çok pis triggerlanıyor. Ama yani şunun farkında... Ya mesela bu kendi kendimize şey yapamadığımız, kabullenemediğimiz bazı gerçeklerden bir tanesini şimdi ortaya koyacağım ve hepiniz şok olacaksınız. Şu an kaç kişi izliyor bir bakayım. Evet az önce. 11.097. Bak arkadaşlar size bir gerçekten bahsetmek istiyorum. Chat'teki herkesin anası çatır çatır sevişti. Benimki de dahil. Emrah'ınki de dahil. Hayda benimkini karıştırma. Yani bu bizim barışamadığımız bir gerçek. 11.097 kişi. Yani eğer şu yaşanmadıysa yani babanız annenize gidip bir tüp içinde hanım cima etmeyelim. Bakın ileride bak ileride çocuğumuz böyle şeyler düşünürse kötü kötü olur. Bak ben tüpe boşaldım. Al sen bununla ne yapıyorsan yap da bir çocuk sahibi olalım demediyse eğer herkesin anası sevişti arkadaşlar. Bu bir gerçek maalesef. Şimdi ben bununla barışabildim bir süre sonra hayatımın ilerleyen zamanlarında. Ama Avrupa'da bunun çok farklı olduğunu anladım. Gerçekten çok farklı bu kafalar. Benim bir tane arkadaşım genç bir baba. 27 yaşındaydı. Polonyalı. Şey dedi, biz evde hanımla çıplak dolaşıyoruz dedi. Dedim niye Mike? Bu da Amerika görmüş bir Polonyalı bu arada. Amerika aksanlı böyle çok taşaklı da İngilizce konuşurdu. Dedim niye Mike? Evde niye çıplak geziyorsunuz dedim. Ya dedi bizim çocuk dedi 4 yaşına girdi. Görsün istiyoruz. Yani bizim vücutlarımız perfect değil dedi. Ne anasının vücudu perfect ne benim vücudum perfect. Hani ben dedi küçük çükümle dolaşıyorum dedi. Hanım dedi sarkık memesiyle dolaşıyor dedi. Yani bunu çocuğa göstermek istiyoruz. Vücudundan utanma. Cinsellikten utanma. Efendim söyleyeyim yarın öbür gün ilk sevişeceğin gün geldiği zaman ışıkları kapatma. Çocuk böyle hani çıplaklığın, vücudun bazı uzuvlarının çok mükemmel olmayışının falan filan anlamasını istiyoruz dedi.
Dedim ki oğlum siz bazı şeyleri çok aşmışsınız ya. Dedim kral ne diyorsun ya? Hayda benim valideye karıştırma kral. Kanka senin validen de sevişti ya. Ona Gerçekten. alıştırmak için soyunmaya gerek yokmuş bence. Vallahi çıplak dolaşıyorlar bir şeyden ya. Neyse biz nereye geldik abi? Bilmiyorum, Bunu feministendir anlatmanın bak. başka yolları yok mu? Kanka kesinlikle vardır da 4 yaşında çocuğun evinde Nasıl yani abi? çocuk şunu görüyor. Annem babam evde çıplakken ne kadar rahat takılıyorlar. Demek ki ben vücudumla barışık yaşayabilirim diyor çocuk. Yani şimdi bilmiyorsun ki o çocuğun çünkü belki 3 santim olacak. Sonra yıllarca kafasına takıp belki de. Neyse bu konunun benimle alakası yok. Çünkü my dick is big falan neyse devam edelim. Hayatlarımızı belirliyor aslında bir süre sonra ve biz bunu istemiyoruz. Biz daha net ve açık olarak kendimizin nasıl ifadelendirilmesi gerektiğini topluma söylüyoruz. Biz feministler, bize kadın deyin istiyoruz diyoruz mesela. Hayır, biz ama biz daha nazik oluyoruz da bayan demek istiyoruz da bilmem ne yapmak istiyoruz. Yani bunun da o kadar hayatta gerçekliğinin olmadığını ve hala bize nasıl hitap etmeniz gerektiğini erkeklerin, siz erkeklerin belirliyor olmasından rahatsız oluyoruz. Bu anlamda söylediklerimizin ciddiye alınmasını, kıymete alınmasını Şimdi ileride şunu yaşanır mı acaba onu merak ediyorum. Mesela kadın dediğimiz için bütün erkekler bize kadın diyor. Kendimize çükübaley diyelim diye bir çıkışım olur mu? Şu an bir anda aklıma o geldi. Olmaz inşallah ya. Çünkü ben kadın diyorum artık. Ya yani istediğiniz kadınsa kadın. Okey ben tamam. deyip bizim istediğimiz şekilde bizimle hitaplaşmanızı istiyoruz diyelim. Feministlerin erkeği suçlamadığı herhangi bir alan var mı? Hiç hatayı kendinde görüyor feministler herhangi bir konuda. Feministlerin haksız olduğu durum yoktur. Erkeklerin haksız olduğu durum çoktur. Çünkü sistem onların lehinedir. Ve Hanımefendi çok seri bir sorun var. Bunu cevaplayabilirseniz. Emrah. Ting! Duydun zilin sesini. Emrah sen cevapla. Şu an feminist bir kadınsın. Tamam hazır mısın? Buyurun. Hazır mısın? Soruyu sana soruyorum. Burada feminist bir kadın bulamadığım için. Umarım bulabilirsek Hayda. ona sorabiliriz. Soruyu sana soruyorum. Önce bir moda gir abi. Feminist kadınsın şu an. Deniyorum. Hayda, nasıl Test geçer? ediyorum. Gir moda. Girdiğinde girdin Ay mi? giremiyorum, bir rahat bırak. Tamam bir dakika. Girdin mi şu an? Aa, Oldun mu? Dur test ediyorum. oldum. Bayan nasılsınız? Ne demek? Ne demek bayağı? Adam gibi konuşur musun? Ne biçim Anam feministin lan adam gibi bayağı. dedi şu anda ya. Anamasın şimdi Aa, de. olmadı bir saniye. Abi çok kötü bir feminist bu. Böyle bir feminist kabul Berkay'ı etmiyorum. çağır abi, ben yaparım. Berkay gelsin buraya. Berkaycığım. Çok önemli bir soru soracağım. Ha, buyur. Neyse ben bu kadına soruyorum. Sen o kadınmışsın gibi cevap vermeye çalış Tamam. abi. Kanka sistem taraflı ve erkek tarafında diyor ya. Evet. Kadınlar diyor işte çok kötü o yüzden kadınlar hep haklıdır. Şimdi şu bizim de bildiğimiz sistem mi? Mesela evleniyorsun, boşanıyorsun. O süre içerisinde kazandığın bütün paranın %50'sini boşandığın karına veriyorsun. Ve bu para yeterince bir para olursa kadının bir geliri olmasa bile çocukların şeyini neyini derler ona? Ne denir ona? Türkçesini yine unuttum. Geleceği. Çocukların hayır çocukları kadın alıyor ya ne denir ona? Ha. Velayetini mi? Ha. Velayeti. Çocukların velayetini kadın alıyor %100. Nafaka değil, velayet. Evet. Nafaka bağlıyorsun. Tamam mı? Evli kaldığın sürece kazandığın bütün paranın, bütün mülklerin %50'sini kadına veriyorsun. Ve velayeti de kadın alıyor. Evet. Alıyor. Yani çocukları da ona veriyorsun. O Tabii zaman tabii normal canım. ki. Yani senin durumun iyiyse bağladığın nafaka da iyi olduğu için %100 alıyor zaten. Gidiyor görüşürüz el sallıyorsun çocuğa. Evet sen. Ya işte kadının ev hanımının maaşı falan da yok ya. Vekalet miydi? Ona Vekalet doğru biraz pardon. denge Ha. oluyor. Efendim? Nafaka. Çocukların gideceği. Tabii ben pardon, ben feminist gibi cevap verecektim ama Buyurun veremedim. cevap verin. Evet, feminist gibi dinliyorum. Yok, veremiyorum ben. Buna cevabı olan bir insan var mı ya? Gerçekten. Buna bir cevabı yani şu yasanın neresi adil? Bunun Ya ha. cevabı olan birisi var mı chatten? Ya Vallahi yayını alacağım.
Kadın maaş almıyor, kariyer yapmıyor, çocuk bakıyor abi evde. Ne yapacak? Hangi birikimiyle gidip iş bulacak? Nasıl bakacak o çocuklara? O yani kadının öyle bir imkanı nasıl yok diye çocuklara falan bakamasın mı? Yanında kalmasın mı falan? İşte böyle dengesizlikleri herhalde şey yapmak için. Ama alıp gidiyor direkt. Dengelemek mesela, için. Alıp gidiyor. Yani sen mesela şey diyemiyorsun. Ben de çok para kazanıyorum ve çocuklarımı çok seviyorum. Çocuklarım bende kalsın istiyorum. Yani ben onlara daha iyi bakacağıma inanıyorum diyorsun mesela. Ama yani anne... Diyorsun ki mesela bu kadın alkolik, bu kadın çocuklara bakamaz. Yani alsın nafakasını, zaman... alsın %50'yi, her şeyi alsın ama çocuklarımı almasın diyorsun. Bu kadın alkolik diyorsun mesela. Kanıtlayabileceğim bir şey değil öyle kolay kolay. Ne oldu baba? Yok, alkoliklik kanıtlanıyor da neyse. Çok kolay kanıtlanmıyor alkolik. Feminist arkadaşı bağlamak istiyor avukat. Evet lütfen, lütfen alalım. Enginus'a ulaşır mısınız? Ay vallahi dinlemek istiyorum. Gerçekten mantıklı bir feministle konuşmayı çok isterim ya. Vallahi istiyorum, vallahi. Lütfen. Hatta bildiğim şey yanlışsa lütfen doğrusunu öğretin bana. Lütfen. Ben bunu istiyorum. Ay ne olur ya, ay ne olur. Nina yakalayın getirin bana feminist. Feminist avukat hem de. Evet istiyorum. Vallahi, vallahi istiyorum. Evet aslında birini alıp konuşabiliriz zaten. Abi istiyorum, istiyorum. Hatta bir hanımefendi gelse çok daha mantıklı. Kadın ne lan şuna? Kadın, kadın. Yanlış bir şey demeyeyim diye en kısıntısını söyledim. Ay vallahi istiyorum ya. Lan bulsanıza Nina. Feminist arkadaşım bağlamak istiyor. Avukat bir de. Hadi ya ne olur ya. Hadi hadi hadi. İstiyorum 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 istiyorum. İstiyorum istiyorum istiyorum. Mantın istiraz ediyor. Diyor ki Nazilerden konuşurken Nazilere sordunuz mu? Diyor. Ya sen Nazi misin? Sen nasıl Nazi olacaksın ki? Kara kaşlı, kara bıyıklı, kara saçlı bir Türksün sen. Nazi olamazsın. Kibar ol. Tabii ki kibarım abi ben. Arkadaşlar siz tanımadığım bir insanla ilk konuştuğumda kibar olmadığımı ne zaman gördünüz? Abdülkadir dışında. Erkekler olarak bir gün olacak kadınlara ihtiyacımız kalmayacak. Hepsini yok edeceğiz saygılar. Oha bu da şeymiş ha. Bu direkt Thanos amına koyayım. Thanos olarak geldi bu. Thanos olarak geldi. Kardeşim parmağını bir şıklat da yarımız ölelim amına koyayım. Ne oluyor şu anda ya? Kardeşim avukat geliyor mu? Ne oluyor şu an? Bir dakika ya ben Nina'ya gidiyorum. Nina çözer bu işi. Nerede Nina? Nerede Nina? Oğlum. Evet abi. Bulsanız lan şu feminist avukatı. Buluyorum abi. Biri benim dedi de hesabını göstersin. Çekeceğim. Ne hesabını? Ya Discord'dan yazdı benim diye de. Ha. Çek sen onu anlarız. Çek. Feminist kimliği lazım mı? Bir ya ne feminist kimliğini oğlum? Ne diyorsun oğlum? Üyeliği falan olmasın mı çekeceğimiz feminist? Ne üyeliği olacak abi? Feminizm bir düşünce yani. Bu bir şeye üye olmasına gerek yok. Profesyonel olsun yani. Yani profesyonel derken profesyonel bir işten para kazanan demek. Bu kadın ben profesyonelim diyor çünkü evet bu işten para kazanıyor. Yani gerçekten bir feminist bilmem hıttı bıkının bilmem ne bilmem nesi yani. Goddamn Karen took the kids, let me see them for God's sake, it's been 5 years Karen. Rap Sanat Gay hoş geldin kardeşim, biz de seviyoruz sizin gibi insanları. Mevucuğum 21 olmuş bu arada, Attack Love hoş geldin. Ben abi istiyorum feministi. Getirin. Getirin konuşacağım. Benim diyen çocuğa yazdım da girmedi daha böyle. Bir dakika o şeyi bağışa atan kimdi? Enginus. Enginus'la konuştunuz mu siz? Disforex diyor ki ben diyor şeyim diyor. Bir dakika şu Disforex'i çekiyorum. Disforex. Yes. Tamam. Merhaba. Allah. Bir saniye yayını kapatayım hemen şu an. Kapat yayını. Allah. Sen avukat mısın? Çok çok ani oldu. Hayır. Ben avukat değilim. Ben hukuk okuyorum. Hukuk okuyorsun. Ne kadar evet. Okudun? Bir dönem. Siktir git lan buradan. Daha bu ilk derslerini alıyor. Basketbol. Ama hı. Şöyle. Medeni kanunu aldım. Medeni hukuk dersini aldım. Ne kadar yani, medeni?
Çok medeni yani, İsveç kadar medeni. Evet. Yani harbi o yüzden mi? Hani bu velayet işleriyle ilgili yorum yapabilirim ama yorum yapabilirim. Bir avukat kadar tabii ki bir şey söyleyemem ama. Ders kitabını aç önüne. Ders kitabım yanımda değil, ben şu an tatildeyim. Türkiye'de prenup var mı? Türkiye'de ne var mı? Prenup. 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 Yani Türkçesi evlilik öncesi sözleşme. Türkiye'de var mı? Türkiye'de yok. Neden yok? Anlat. Sen söyle. Ben söyleyeyim. Sen söyle. Şu yüzden yoktur. Yorum yapacağım. Şimdi evlilik yorum öncesi yapma. Açık bu. Neden yok? Çünkü evlilik öncesi sözleşme. Ya hukukta şu vardır. Mesela ben sözleşmeye şöyle bir şey yazamam. Neydi senin adın? Alim. Alim. Tamam. Ben alime bir tane masa verdim. Alim bana bunun karşılığında istekli de olsa, isteksiz de olsa 5 avro götüne girsin. Teşekkür ederim. Sağ ol. Basurum iyi gelir. Sağ ol kardeşim. Eyvallah. Yani şu, neydi? Alim miydi ha? Alime, alimle bir sözleşme yazıyoruz. Ben bu sözleşmede diyorum ki alime bir tane masa veriyorum. Alim de isteği olsa da olmasa da evine gittiğim zaman göt deliğini ayırıp kolumu sokmama izin verecek diye bir şey yazamam. Çünkü bunu eğer yazarsam... Bilmiyorum, ben şu an hiç bilmiyorum. Tamam. Alındı hatta şu anda. Ben bunu yazarsam şey oluyor. Üst yasayla kapıştığı için, ters düştüğü için yalan oluyor. Böyle bir sözleşme olamaz. Yani bu adam bunun altına imza da atsa atmasa da hiç fark etmiyor yani. Aynı şey prenupta da geçerli. Ne sözleşmesinden bahsediyorlar? Şu anda biz seni duyuyoruz. Sen de bizi duyuyor musun? Biz seni duyduk az önce mesela. Ne sözleşmesi diye sordun. Biz duyduk. Ha tamam, şu an duyuyorum. Televizyon sesinden dolayı duyamıyorum. Televizyon sesini azıcık kısabilirim. Televizyonun sesini biraz kısın. Hep bunu yapmak istemişimdir. Harika, süper. Biraz yalnız orada Discord'dan anlayan arkadaşların var mı? Evet, yanımda var bir tane. Onu bir kulaklığa versene, bir şey isteyeceğim ondan. Bir ricam veriyorum. Olacak. Alo. Abi merhaba canım benim. Teşekkür ederim hanımefendiyi buraya getirdiğiniz için. Şey, mikrofon sensitivity'sini birazcık oynatır mısın? Çünkü sen arkadan otursan biz duyacağız. Dur, komple sesleri kestik abi etrafta. Yok yok, hayır, şey, onu biraz yukarı bir tık kaldırırsan sıkıntı kalmaz bence. İşte onları pek bilmiyoruz be abi. Tamam, sıkıntı değil. Ben de. Tamam, o sorun sıkıntı değil. Hiç sorun olmaz. Tamam. Tamam, veriyorum arkadaşlar. Kadını yolla. Özür dilerim abi, kusura bakma. Teşekkür ederim. Şeyden bahsediyorduk hanımefendi. Önce tanışalım. Siz beni belki tanımıyorsunuzdur, bilmiyorum. Ben sizi tanıyorum, aynı liseden mezunuz. Aa, harbi mi lan? Kaç senesin? Evet. 2014 mezunu. Pardon, o üniversitede 2010 mezunuyum. O 2014 deyince ne? Midanger ekibini biliyorum yani. Ben birinci sınıftım o zamanlar. Bir dakika, kaç mezunusun sen? 2010. 2010 mezunuysan sen birinci sınıf olamazsın. Hayır, 2006 girişliyim. Tamam işte, biz 2005'te mezun olduk kızım. Aa, abartın evet. Hatırlıyorum ama böyle bir şey. Efsaneler. Bizi sonradan kopyalayanlar olmuştur. Hiç bilemem. Olabilir. Ama ilk midanjörü biz soktuk. O yani bizim andaçımızda yazar. Okulda andaçlara baktıysan görmüşsündür. Neyse. Hatta Sarıca birini dövmüştü böyle. Sarıca işte biz onu ilk yaptığımızda kulağımdan tutup beni dışarı götürmüştü ama dayak yemedik Allah'a şükür. Yani bugüne kadar okulda. O, biz de bayağı tekmeliye tekmeliye dövüp atmıştı. Sizde de aynı konuşmayı yaptı mı mezuniyette? Aa, hepsini de yapıyor zaten. 170 yekpare top atışıyla Antalya Anadolu Lisesi'nin öğrencileri bütün Türkiye'ye yayılıp eğitim aldı Türk ışığına. Neyse. Çok gaza gelmek istemiyorum. Sevgili Sarıca, buradan selamlar olsun. Dünyanın en iyi müdürüydünüz gerçekten. Kesinlikle. Ağzınıza balbol sıçtınız. Hanımefendi, sizin adınızı alayım. Siz beni tanıyormuşsunuz madem. İsmim Ceyda. Ceyda. Peki Ceyda, ilk sorumla başlamak istiyorum. Feminist misin? Yani feminist tanımına göre değişir. Yani kendi feminist tanımına göre evet, feminist kendimi feminist. Evet, kendi feminist tanımıma göre feministim. Okey. Sence peki feminist bir insanın bakış açısından baktığın zaman ben kötü biri miyim? Ya senin gibi çevremde çok insan var. Ve aslında kötü biri değilsin. Sadece toplumsal gerçeklerin farkında olmadığını düşünüyorum. Peki. O zaman biz dinlemeye hazırız. Mesela az önce şeyden bahsediyordum. Nafaka olayından bahsediyordum. Nafaka olayından bahsetmiyorum. Genel olarak boşanma sürecinden bahsediyorum. Türk medeni hukuku mu deniyor ona? Ben tabii inanılmaz şey değilim.
sizin gibi terimler kullanamayacağım çünkü hukuk benim fortem değil ama en azından şunu biliyorum ki prenup, yani evlilik öncesi sözleşmesi, Türk medeni hukukunda geçerli olan bir şey değil. Çünkü bu sözleşme direkt olarak bu kurallara ters düştüğü için çöp sayılıyor. Mesela sen diyorsun ki biz imzaladık bunu. Evlilik önce kimin malı neyse ayrılınca da olan diyorsun, imza atıyorsun mesela. Ama sen bunu tabii mahkemede sunduğun zaman buna lan deyip hakim kıçını siliyor o kağıtla. Hayır, evlenmeden önce mal rejimi sözleşmesi yapabilirsin. Toplumda evlilik sözleşmesi olarak bilinir. Ve bu mal rejimi sözleşmesini yaparsan boşandıktan sonra da evlenmeden önce hangi mal seninse evlendikten sonra da o mal senin olabilir. Buna bir engel yok. Engel var yalnız. Nedir? Sen emin misin bu konuda? Anlamadım. Sen emin misin diyorum bu konuda? Ben evli sayılırım. Mayıs ayında evleniyorum. 2-3 senedir de birlikte yaşıyoruz. Bence evet. Evliyim. Evli sayılırsın. Hayır canım. Ya siz böyle bir şey imzaladınız mı o zaman? Onu mu diyorsun bana şu anda? Hayır. Hayır canım. Böyle bir şey imzalamadık. İmzalamayı da düşünmüyoruz. İkimizin de malı mı yok. Peki araştırdınız mı? Araştırmamıza gerek yok. Ben bu işi yapıyorum zaten. Bu işi yapıyorsun. Yani avukatım. Ekmeğimi avukatlıktan kazanıyorum. Ben de aynen bu işi yapan birisiyle konuştuğum zaman böyle dendi. Çünkü ben bunu spesifik olarak gerçekten araştırdım ve hala şu an dediğine güvenemiyorum. Biraz grey area gibi görünüyor orası açıkçası. Yani kabul olup olmayacağı şu an belli gerçekten değil. TMK'da hangi maddeye denk geldiğini bilmiyorum ama istersen kanunlarında açıp bakarım. Vallahi isterim. Ne engel herhangi bir şey yok. Ama bunun evlenmeden önce ya da evlilik esnasında yapılması lazım ya da sonrasında da yapılabilir. Bayağı böyle noterde ya da evlilik esnasında evlilik memurunun, evlendirme memurunun önünde yapman lazım. Hemen bakıyorum bu arada şeye. Vallahi bak, ben dediğim gibi eğer bu konuda yanlış bildiğim bir şey varsa, yanlış söylediğim bir şey varsa onun da düzeltilmesini isterim dedim zaten. Eğer yanlışsa gerçekten. Bu arada birisi de hoodie almış. Teşekkür ediyorum. Evet. Bakıyorum hemen, biraz bekleteceğim seni. Çok güzel bir soru geldi ama ben bunu sormak istedim. Ya bu arada bağlanmaya çalışırken orada bir şey gördüm. Birisi demiş ki feminist ve avukatsa kesin PKK'lıdır diye. Gördün mü sen de bilmiyorum. Oo, bu çok güzel bir tüme varınmış. YPGG yani, PKK'lıdır. Ben de takdir ettim kendisini. Tebrik ediyorum. Kafalar pırıl pırıl. Batuhan iki tane hudi almış bu arada. Evet, şu Türk an Türk Medeni Kanunu madde 203. Lütfen buyurunuz. Dinlemek istiyorum. Hemen maddeyi de okuyorum sana, bir dakika. Maddenin %90'ını anlamayacağız arkadaşlar. Şaşırmayın. Ben de okuduğum zaman yani böyle aynı paragrafı 8 kere okuyorum. Herhangi bir Türk Kanunu maddesi okuduğumuzda avukatların işi bu. Onlar anlıyorlar. Şey gibi bu, hani doktor reçete yazar da sadece eczacı okuyabilir ya. Onun gibi bir şey işte. Ne yazık ki öyle. Kanunun, yani maddenin başlığı mal rejimi sözleşmesi. Sözleşmenin içeriği. Evet. Evet, buyurun. Mal rejimi sözleşmesi evlenmeden önce veya sonra yapılabilir. Taraflar istedikleri mal rejimini ancak kanunda yazılı sınırlar içinde seçebilir, kaldırabilir veya değiştirebilir. Kanunda yazılı sınırlar içinde. Ama işte orada 3-4 çeşit mal rejimi şekli var ve bunlardan biri de senin dediğin gibi evlenmeden önce neyse evlendik, yani boşandıktan sonra da o şeklinde bir şekilde var. Var mı? Hı hı. Onu da okur musun? Zahmet bakıyorum olmaz. Vallahi. Onu da duymazsam olmaz. Eğer önceden yapılmış bir mal rejimi sözleşmesi yoksa edinilmiş mallara katılma rejimi uygulanır. Bu da herkesin bildiği %50-50 olan. %50-50 evlilik sırasında. Eğer herhangi bir sözleşme yapmadıysan geçerli olan bu. Mal ayrılığı rejimi var. Bu mal rejiminde eşlerden her biri yasal sınırlar içerisinde kendi mal varlığı üzerinde yönetim ve yararlanma ve tasarruf hakkını koruyor. Yani evlenmeden önce ne malın varsa boşandıktan sonra da aynı mallara sahip oluyorsun. O aradaki kazanım ne oluyor peki? Yok. Yok. Yokmuş gibi mi? Yani mesela evliliğimiz sırasında bir ev aldık ve ev benim üzerimdeydi. Boşandığımız zaman benim üzerime kalıyor. Eşimin üzerindeyse eşimin üzerine kalıyor. Anladım. Okey, devam.
Sonra paylaşmalı mal ayrılığı rejimi var. Bu biraz işte o %50-50'ye benziyor ama çok daha kolay bir şekilde boşanma anında tasfiye ediliyor. Bir de mal ortaklığı rejimi var. Bunda da kişisel mallar dışındaki her şey yarı yarıya bölünüyor. Chat'ten şu an sana çok yanlış diyen yine başka avukatlar falan var. Vallahi kanundan okuyorum. Madde olarak paylaştım. 203 ve devamı. Yo, doğrudur. Şu an chat'ten gönderilenlere de bakıyorum da. Doğru şu an, yani şu an okuduğum doğruysa orada benim aklıma tek takılan şey evlilik sırasında şey olan kısımdı. Sen söyle adını. Yani ki zaten medeni kanun... Avukatları kapıştırmak 2002... istemiyoruz arkadaşlar. Yok öyle bir şey. Bir avukat daha çekelim falan oldu da. Yok. Yani kendisi Ceyda'ydı değil mi? Ceyda öyle diyorsa. Evet. Şu anda okuduğu... Ya herkes açıp okuyabilir medeni kanun. Yani bütün kanunlar kamuya açık olarak internette var. Mevzuat.gov.tr'de. TMK yazsınlar. 2203 ve sonraki kanunlara, maddelere baksınlar. Hayır, yanlış diyen avukatları da tartışma çıksın, HSYK'ya dönsün burası diyorlar. Ya benim okuduğum kadarıyla, benim araştırdığım kadarıyla orada yine gray area'dan kastım da şu. 2002'den sonra %50 kısmının şey olduğu ve sen söyle adını. Bu kanun da yine işte kanunun dediği şekilde olduğu için geriye dönüp baktığın zaman işte öyle oluyormuş da böyle oluyormuş da günün sonunda o sözleşmeler çok da meh değilmiş şeklinde. Peki bir şey benim soracağım. Aldığım bir bilgi vardı. Evet. Sana özel sormuyorum. İşte kadını eve kapatıyorlar. Hatta hani Türkiye toplumunun genelini düşün. Kendin gibi insanları ya da işte benim evleneceğim insan gibi insanları düşünme. Evet. İşte evlendikten sonra çalışmanı istemiyorum diyor. Kadını eve kapatıyor. Kadın bütün profesyonel yaşamından kopuyor. Çocuk bakıyor, ev temizliyor, yemek yapıyor. Bu arada adam çalışıyor, ev alıyor, araba alıyor. Evet. Daha sonra boşanırken sanki kadın hiçbir şey yapmamış gibi bunun yarısını kadına vermek erkeklere neden dokunuyor? Yo, bana dokunmuyor. Sadece sana böyle dokunmadığını biliyorum. Opsiyonun olup olmaması beni düşündürüyor. Yani oradaki fazla pozitif ayrımcılığı ben çirkin buluyorum. Yani bir kadın olarak da bunu kendine yakıştıran kadını da açıkçası bak, şey konusunda haklısın. Hoş mesela bulmuyorum. İşte bir hafta evli kalıyorlar, boşanıyorlar ve kadına yoksulluk nafakası bağlanıyor. Evet. Ayda 500 lira, 600 lira. Evet, ben de bu konuda bir kadın olarak kendime yediremiyorum o kadının yaptığını. Bir hafta evli kalmışsın ya, bir ay evli kalmışsın. Neyin peşindesin? Ama diğer yönden hani bunlar çok istisna. Diğer yönden baktığında işte çalışmanı istemiyorum. Az önce anlattığım örnekten gittiğimizde. Şimdi Ceyda'cığım sözünü arabada... balla şu an aparkat attım sözüne. Kusura bakma. Tamam. Bakmazsın diye umuyorum. Şunu söylemem lazım. Benim pozitif ayrımcılıkta desteklediğim tek bir şey var. O da eğitim hakkı. Eğitim, öğretim hakkı. Beni yakından takip edenler de bilirler. Ben zaten devamlı hayatımın uzun bir zamanıdır süren bir şey bu. İki tane kız çocuğuna burs veriyorum okusunlar diye, tamam mı? Ben eğitim öğretim konusunda pozitif ayrımcılığa varım. Çünkü kendisini kadın geliştirip şunu diyebilmeli. Ya bu, özür dileyerek belirtiyorum. Amına kodumun adamı bana evde otur diyor. Ben bu adamla uğraşamam. Okey, kendi yoluna kardeşim deyip erkeklerin ıslah olma sürecinin bu şekilde olması gerektiğine inanıyorum. Anladın mı? Yani, ama sen olması gereken öyle süreçten bahsediyorsun. O dediğin şeyi ben yapabilirim. Neden yapabilirim? Elimde mesleğim var, para evet kazanıyorum, kendi ayaklarımın üzerinde durabiliyorum. Yarın bir gün ben boşanacağım dediğimde arkamda duracak bir ailem var. Ama evet, Türkiye'deki tüm kadınların elinde böyle fırsatlar, olanaklar yok. Evet. Haliyle dediğin şey her hanede gerçekleşmiyor. Ona da tamam diyelim. Ona da tamam. Yani Türkiye'nin çok az kısmında gerçekleşiyor hatta. Tamam, ona arkadaşım bu arada arkadan çekirdek yiyor. Çok sinirlerim bozuldu. Kavga izlerken arkadaşlar, çekirdeği kesebilir mi? Çok tilt oldum. Belki tilt olan insanlar da vardı şu anda. Çok sinir oldum ya. Neyse. Tamam bak, ona da tamamım. Altı çeyiz olaylarına falan hiç girmeyeceğim arkadaşlar şu anda. Ona da tamam ama yasada pozitif ayrımcılığı sömürme kısmı da var. Yani şimdi
Gerçekten hali vakti iyi, anadan babadan zengin olan ya da gerçekten çalışan ya da gerçekten biriktiren bilmem ne zart surt olan kadın da bu yasadan sonuçta çatır çatır faydalanıyor değil mi? Yani o kadın da günün birinde ayrıldığı zaman %50'yi alıyor ve durumu iyi olduğu için üstüne bir tane daha bonus alıyor. Çocuklar cepte. Yani bir babanın çocuğu alması inanılmaz zor. Durumu ne kadar iyi olursa olsun, ne kadar iyi baba olursa olsun, ne bileyim. Yani ne olursa olsun. Yani bir babanın çocukları alması için neredeyse kadının ne bileyim bir madde bağımlısı falan olması gerekiyor. Zaten. Aynen öyle. Evet. Yani. Ama bu belli bir yaşa kadar geçerli. E tamam yani niye ben onu kabul etmiyorum. Bana ne canım ben 5 yaşında da olsa 6 yaşında da olsa. Ama 5 yaşında çocuğun anneye olan ihtiyacıyla babaya olan ihtiyacı bir değil ki. Kime göre? Pedagojiye göre. Yok. Yani çocuk memeyi emmeyi bıraktıktan sonra ikisine de ihtiyacı çocuğuna göre değişir canım. Öyle bir şey yok. Yani bu konuda isterdim ki bir de gelişim psikoloğu bağlayalım yayına ama yani ne yazık ki elimizde o yok. Ya ikisini tartıya koyamazsın canım. Yani şimdi babasıyla ilgili sorun yaşayarak büyüyen çocuk daddy issues'a sahip oluyor. Annesiyle ilgili sorun yaşayan çocuk mommy issues'la büyüyor. Yani İkisinin çok büyük bir farkı yok ki. Kime göre, neye göre? Ben ona pek şey yapamadım. Yani abi avukat arama bir sorun var benim. Bir dakika, var diyorlar bu arada. Chat'te pedagogumuz da var. Bağla beni diyor. Var mı? Aytaç. Onu da bağlayalım. Ay sikeceğim, çok kötü yerlere gidiyor şu an ya. Genç, abi bir dakika, şu anda Cahri'nin gücüyle genç bakıştayız. Evet. Abi. Evet. Bir sorun var, sorabilir miyim? Buyurun canım. Efendim. Buyurun. Aile mahkemesi bir kadın bir erkeğe şiddet uyguladığında ona uzaklaştırma kararı veriyor mu veya hapis cezası? Veriyor. Zaten direkt hapis cezası çıkmıyor. Onu bir geçelim. Erkekte de çıkmıyor. Evet. Ama uzaklaştırma kararı çıkıyor. Evet. Kadın için de geçerli yani. Bu aynen öyle ama bunun sayısı çok daha az olduğu için sizler duymuyorsunuz. Ya bir dakika, böyle bir şey yalnız o polisler, hakimler bilmem ne yani herkese anlatır ya, adam salak gibi karıdan dayak yemiş gelmiş bizi ağlıyor falan derler. Ki haberlere bile çıktı son böyle 6 ay 1 yıl içerisinde böyle bu olay yaşandı, karısından şiddet gören adamın biri mahkemeye sığındı diye bayağı. Oh ölür ya o adam, o adam intihar eder canım, mahallede taşak konusu olur yani. Ben bunu benim hiç doğru ve değil. Eşit bulmuyorum. Tabii ki senin sorunun değil yani sonuçta. Bu duruma feministler nasıl bir şey yani nasıl bir düşünceye sahipler bu durumda? Yani erkeklerin işte dayak yemiş karısından muhabbetine. Nasıl bir düşünceye sahip olmam gerekiyor? Şiddetin her türlüsüne karşıyım. Tamam. Tamam, of konuyu karıştırma. Şimdi Ceyda Hanımcığım, öncelikle feminizmi tartışacaktık. Konu Türk Medeni Kanunu'na döndü. Sen getirdin. Ben getirdim. O çünkü hayır, o sırada prenup konuşuyorduk. Yani prenup konusunda beni ve chat'teki diğer insanları da aydınlattığın için çok teşekkür ederim. Efendim şimdi feminizm konuşacaktık. Öncelikle eşinin feminist olduğuna bak o ilk soru geliyor aklıma. Evleneceğim dedin ya, chat'ten birisi şey yazdı. Evlendiği kişi erkek mi yazdı? Evlendiğim kişi erkek, evet. Evet, okey. Teşekkür ederiz. Doğduğum köyde yeni. Niye o soru aklımdan çıkmıyor? Sorun da çıktı, evet. Teşekkür ederim. Yani ama sence de şimdi böyle işte feministim, evleneceğim dediğimde evlendiği kişi de erkek miymiş diye böyle alttan altı sinsice böyle işte ezmeye çalışmak, senin feministle evlenen erkek de erkek midir vari yaklaşımları sence de çok şey komik değil mi zaten yani? İki saattir ona gülüyorum yani. Çok komik bence. Şey abi yani. Konumuz o değil. Yani gerçekten feminist bir insan istediği insanla sevişebilir. Sonuçta benim o konudaki bakış açımı herkes zaten çok net biliyor sanırım. Yani ben kadınla sevişmekten hoşlanıyorum. Aksini yapan insanlar da beni bu konuda zorlamadıkları sürece sıkıntı yok yani. Sonuçta olayın taciz tecavüz kısmı kapalı. Onun dışında if all parties okay, okay abi, beni ilgilendiren bir şey yok yani. Efendim, şimdi sözünü balla kesiyorum. Buyurunuz, çok özür lütfen, dilerim. Ben şu chat'i kapatmak istiyorum. Chat'i kapatabilir miyiz? Bayağı triggerlanıyorum chat'i çünkü orada. Ben kapatıyorum şu anda. Yok niye? Sen kapatma, biz ekrandan kapatıyoruz. Ha siz kapatın, bana okey, kapat chat'i. Chat seni ilgilendirmesin. Sakin ol. Sen
Kendin olarak konuş. Kendin tamam. olarak. Evet. Sorular varsa ben chatten alacağım şimdi. Çünkü bu saçma soruları sormak istemiyorum. Şu izlediğimiz videodaki sorular çok saçmaydı. Yani lezbiyen misin sorusu bence çok saçma. Ya feminizmin tanımını hani Google'ı, bilgisayarları artık çok aktif kullanıyoruz. Bunu girip okumak çok zor değil. Yani evet. feminizm için ne bileyim birbirimize yani lezbiyen değiliz. Evet. Ya da ne bileyim işte bir erkek 100 kilo kaldırıyorsa biz de 100 kilo kaldırırız demiyoruz. Toplumsal ve sosyal hayatta, ekonomik hayatta eşitliği savunuyoruz. Bunu anlamak bu kadar zor olmamalı. Peki ben sana sert sorularımdan başlamak istiyorum yavaşça. Daha doğrusu soru değil bunlar. Ben biraz seni böyle araştırmak istiyorum. Sen nasıl bir feministin? Ya da toplumdaki olaylara nasıl bakıyorsun? Çünkü sen mesela benim kör olduğumu düşünüyorsun bu konularda. Komiktir ki ablam da öyle olduğumu düşünüyor. Ben mesela evleneceğim adamın olduğunu düşünüyorum. Ne olduğunu düşünüyorsun? Sesin kesildi orada. Evleneceğim adamın da böyle olduğunu düşünüyorum. O da mı kör? O da biraz kör, evet. Toplumdan yani... biraz... Biz İzmir'de yaşıyoruz. İzmir Karşıyaka'da yaşıyoruz. Hani evet. Türkiye'nin en bu konulardan, toplum gerçeklerinden uzak yeri. Haliyle burada gördükleriyle aslında benim adliyede gördüklerim, CMK'da gördüklerim, adli yardımda gördüklerim çok farklı. CMK'yı da aç bizim için. CMK hani böyle polisler dizilerde diyor ya avukat tutacak gücünüz yoksa devlet size avukat atayacaktır evet. diye. İşte o atanan avukata CMK avukatı diyoruz. Anladım. Şimdi sen avukatsın. Ben bunları çok görüyorum diyorsun. Çok bilmem ne hıttıbık var diyorsun. Peki bir kısmına katılabilirim ama katılmadığım bazı şeyler var. Çünkü benim dördüncü nesil feministlerde anlamadığım nokta ve kaldıramadığım ve çözümseyemediğim en can sıkıcı noktayı söylüyorum sana şu anda. Takılmaması gereken noktalarda. Yani çünkü şöyle bir şey var. Modern bir toplumun modern kısmında yaşayan kadınlar, feministler diyeceğim hatta, toplumun modern kısmındaki küçük şeylere takılarak aslında senin bahsettiğin CMK'da gördüğün kadınların başına gelen şeyleri çözmek gibi bir dertleri olmadığına inanmaya başlıyorum. Özellikle kesinlikle haklısın. Bu videodaki daha hanımefendi onun yürüyen bir örneğiydi. Daha çok karar veriyorlar. Evet. Yani çok fasafiso demeyeceğim. Belki ileride bazı şeyleri çözdükten sonra geldiğimiz noktada ulan bu konuda da haklılarmış amına koyayım deyip amına koyayım küfrünü belki rafa kaldırdığımız bir günden bahsediyorum. Ama yani şu an onun için çok erken. Anlatabiliyor muyum? Yani o kadar ağır şeyler varken mesela bir tane işi bilmem nesi yerinde bir kadının benim suratıma gelip de gender gap diye bir şey var. Gender gap diye bir şey var. Bunun suçlusu sensin. Amına koduğumun erkeği dediği zaman bana ben çıldırıyorum. Onun ağzına bir tane vurasım geliyor. Eşitlik olduğu için de vurabileceğim konusunda pek bir sıkıntı çıkaracağını zannetmiyorum. Gender gap konusunu kısaca açıklayıp chat'e ne olduğunu sana soru soracağım. Gender gap şu arkadaşlar 21. yüzyılda özellikle Batı dünyasında kadınların kafasında şöyle bir şey var. Diyorlar ki biz kadın olduğumuz için daha az maaş alıyoruz. Gender gap'in açıklaması bu. Gender gap cinsiyet arası boşluk demek. Cinsiyetler arası boşluk demek. Gender gap diyorlar var olan bir şeydir. İşte bir erkek bir pozisyonda, aynı pozisyonda bir erkek ve bir kadın çalıştığı zaman kadın her zaman daha az maaş alır, erkek her zaman daha fazla maaş alır diyorlar hanımefendi. Ve bunun tantanası hakikaten sürüyor. Bu konuda senin düşüncelerini alayım. Gender gap konusunda ne düşünüyorsun? Ben yaklaşık 2 aydır işsizdim. İstanbul'dan İzmir'e taşındım ve taşındıktan sonra bir süre iş bakmadım. Evet. İş bakmaya başladıktan sonra bizim ilanlarımız barolarımızın sitesinde verilir. Evet. Baronun sitesine iş ilanı bakmaya girdiğimde yıl olmuş 2019. İzmir gibi bir yerde yaşıyoruz. Bu ilanı veren insanlar avukat. Hala erkek avukat arayan avukatlar, işveren avukatlar vardı. Okay. Yani hiç ben kadın avukat arıyoruz diyeni görmedim ama erkek avukat arıyoruz diyeni çok gördüm. Vallahi ben de hiç erkek bakıcı arıyorum diyen görmedim ama kadın bakıcı arıyoruz diyen %100 yani ne yapalım. Ama o da onların sorunu. Onları da savunalım o zaman. Siz söyleyin o zaman onda. Ya da günümüzde mesela benim babamdan örnek vereyim çok basit. Kendisi jinekolog. Adam geliyor benim karımın
Ya bu arada ben biraz küfürlü konuşuyorum. Bu konuda rahatsızsan kendimi Yok, törpüleyebilirim. ben de küfürlü konuşuyorum. Çok Hiç teşekkür sıkıntı ederim yok. Ceyda'cığım. Mesela geliyor diyor ki benim karımın amını diyor. Erkek doktor görmesin diyor. Yani ben diyor açacaksan bu amı diyor. Kadın görecek diyor. O da var. Ne yapacağız? Kadın da diyor bunu bu arada. Ha, kadın da. Ama Kadın da diyor. Bol bol kadınlar da yapıyor bunu. Ben diyor göstermem diyor. Tamam, burada soru ne? Buradaki sorun şu. Yani aynı cinsiyetçilik aslında erkeklere de uygulanıyor. Yani bu Ama bunun kaynağına bakman lazım bu noktada. şimdi kaynağı kişinin aslında kendisini yetiştiriş şekli ya da nerede nasıl yetiştiği ile alakalı bir şey. Şimdi mesela ben bir doktora gittiğim zaman aklıma gelen ilk şey acaba nişanlı mı, eşi mi bir adam mı görecek değil. Benim aklıma gelen ilk şey şu. Ulan acaba bu adam veya bu kadın işinin ehli midir? Doğru düzgün ilgilenebilecek midir? Ben ilk bunu sorarım. Ama herkesten bunu bekleyemezsin. Evet, kesinlikle haklısın ama savaştığımız, yani önce şunu söyleyeyim, ben senin o kızdığın dördüncü nesil feministlerden değilim. Ben de senin gibi işte bir İsveç, Norveç olmadığımızı, şu an amına koyayım demenin en küçük sorunumuz olduğunu, bunu zamanı gelince düşünmemiz gerektiğini düşünen insanlardanım. Evet. Çok güzel. Dolayısıyla bahsettiğin örnekte de yine dönüp dolaşıp sorunun kaynağına geliyoruz ve kadının cinselliğine dönüyoruz baktığında. Evet. Kadının cinsel kimliğini açıklaması, kadının evlenmeden önce cinsellik yaşaması, kadının cinsel organını evlenmeden önce yabancı bir erkeğe göstermesi dahi parantez içinde günah. Bir saniye kapıyı açmam gerekiyor. Siz devam Pizza ediniz. geldi. Yani durum bu şekilde. Dolayısıyla baktığın zaman orada evet kadının da kusuru var Çok hızlı ama kavga. en büyük kusur kesinlikle kadına ait değil. Pardon geldim. FBI gelmiş de. Evet. Kocam geldi. Pizza geldi kesin. Yok kocam geldi. Gerçekten kocam geldi. Aşkım. Hayatım tamam duş al şey yapma. Evet. Yani dolayısıyla baktığın zaman hani kadının orada ben kadın doktor istiyorum demesi de eve gittiğimde kocam kızar mı? Ya da ben erkek doktora cinsel organımı gösterdiğim, vajinamı açtığım zaman günah olur mu? Buraya Sadece dayanıyor. o da değil canım. Yani ben mesela 11 yaşımdayken ilk kez cinsel organımı bir kadın doktorun izlenimine sundum. Abi arkadan çok komik ama ya. Ne? Ne arkadan çok komik? Kocam. Ha, kocam el kol mu yaptı? Yapar o ya. Şirin bir kocam var. Ne konuşuyorsunuz ya? Ya abi feminist bir avukatla şu anda Evet. ya böyle feminist videosu izliyorduk. Ondan sonra Evet. buralara evrildi aslında. Ne ki konu? Konu feminist hanımefendi diyor ki siz de kulaklarınızı takın buyurun. Tabii, efendim, pardon. Nerede Avukat kulaklığınız? varsa her Yani tarafımız avukat varsa avukat her dolu. Nedir tarafımız ya? buradan Doğru düzgün rahat rahat konuşamaz olduk. kardeşim kulaklığı takar mısın? Polis Takmayacağım çağıracağım canım, bir şimdi. dakika ya. Yapayım Erkek olduğu için özür dileyenler var chatte. Arkadaşlar sakin olun, sakin olun. Ne diyordum ben ya? Şu an çok dağıldı Ya ben ya. öyle bir feminist değilim abi. Gerçekten şu Ha. erkek olduğum için özür dilerimler falan show off şu an. Evet. Ha şey diyecektim. Ben de ilk kez çocukken açtığımda ben de çekindim yani açıkçası. Yani karşımdaki de çok genç bir intern bir ablamızdı bu arada. Çekindim yani sonuçta insan kokusunu pipisini kolay kolay başkalarına gösteremiyor yani ama Ne demek ya? ne sen gösteriyor musun sağda Tıpta solda? utanmam var abi. Ya ben doktor çocuğu olmama rağmen biraz gerildim yani. Sen bağnazmışsın biraz. Çok bağnazım abi. Verdim sesi geldi mi? Geldi E ben de galiba. hala Evet. mesela bir jinekoloğa gittiğimde bir Yassamak. çekiniyorum hani. Ama bu karşımdakinin kadın veya erkek olmasıyla alakalı bir durum değil. Cinsel organımı açmamla alakalı bir durum. Tabii ki. Sonra aman salak mısın diyorum hani tıp bu. Hastasın yani geldin ya da kontrole geldin. Atıyorum onu üzerinden ama ilk aşamada o da tedirginlik. Bende de oluyor. Şimdi feminist hanımefendiye sorularım var mı? Ben mesela şunu sormak Ne istiyorum. konuşuyordunuz ki siz en başta? Ben az önce Boş şeyi boş sordum. geri Heh. zekalı. Gender gap'i sordum. Gender Aha. gap'e inanıyor musun dedim. Karşılık olarak aldığım cevap şu oldu. Hala İzmir gibi yerde bile avukat arıyoruz derken erkek avukat arıyoruz diye yazıyorlar dedi. Ben de ona dedim ki Nereden mezun? Yaşar Üniversitesi mi? nereden mezun Yaşar Üniversitesi? Marmara 9 Eylül. mezunuyum. Marmara. Marmara.
Kız benim okuldan mezun lise olarak. Marmara'da okumuş, şimdi İzmir'de yaşıyor. Evet. Ben olsam Antalya'ya dönerdim. Kız dedin sen de feminist. Ben de çok isterdim Antalya'ya dönmek ama hayat şartları işte. Niye Antalya'da Adli Saray ne güzeldir. Şehrin merkezinde, Meltem'de. Mis. Ne? Aynı fikirdeyim, oradan çıkıp denize gitmek, Olimpos'a falan gitmek falan ama müstakbel beyim ikinci üniversite okuyor Ege Üniversitesi'nde, o yüzden buraya geldik. Anladım, anladım. Müstakbel beyinize diyecek bir şeyimiz yok. Herhalde bir dakika, chat'teki müstakbel beyin miydi seni buraya katan? Değil, değil. Ha, başka bir arkadaşınız da hep beraber oturup beni mi izliyordunuz? Aynen öyle, yakın arkadaşımız. Abi siz 12 yaşınızda insanlar toplanmışlar burada. Kızla erkekle evlerde çirkin çirkin işler. Neyse. Sözleşme var mı yok mu? Sözleşme. Onu göre evlenci. Seni çok seviyorum. Buradan laf atıyorlar sana da. Atsınlar canlarım benim. Yerim ben onları. Şimdi dediğim gibi cinsiyetçilik aslında iş. Mesela dedin ya sen erkek sekreter gördük mü sen? Görmedin. Yani bunun kökünde aslında erkeklerin de cinsiyetçiliğe maruz kaldığını, seksizme her dakika maruz kaldığını kadınların anlaması gerektiğini düşünüyorum. Yani sağlıklı bir feministin bunları da kabul ederek. Birisi öksürdü mü orada ya? Ne oldu? Tövbe estağfurullah. Ay ben öksürdüm. Aa okey. Yine seni hayal kırıklığına uğratacağım ama yine sana katıldım. Ya ne biçim feministin? Niye kavga edemiyoruz biz? Çok kötü bu ya. Sen bana diyeceksin ki erkekler olur mu lan öyle şey falan demem lazım şu anda. O hepsinin çüklerini keselim mi demem lazım? Tabii ki canım, erkeğin ne derdi olacak? Bütün dertler bizde falan demen lazımdı şu anda yani. Yani dertlerin pek çoğunluğu bizde ama erkeklerin de kendilerine göre dertleri olduğunu kabul ediyorum. Ben sana bir şey diyeyim mi? Şu an net bir net bir şekilde dinlemek istiyorum ya. Gerçekten anlatayım. Gerçekten mesela, anlatsana bana. Şu an sana kadının gittiğim bir CMK olayını anlatayım. Anlat ne olur. İsim falan veremiyorum tabii ki. Gizlilik gereği. Bir gün böyle çocuk şubeden aradılar beni. Bastım gittim. 15 yaşında bir kız çocuğu. Evet. Bunun bir tane sevgilisi varmış. Sevgilisi bunu terk etmiş. Bu kız çocuğu sevgilisi terk ettikten sonra Facebook'tan sevgilisinin mahalledeki tüm arkadaşlarıyla iletişime geçmiş. Pek çoğuyla cinsel ilişki kurmuş. Ondan sonra gelmiş annesine demiş ki bana tecavüz ettiler. Büyük bir sessizlik oldu. Kız mı gelmiş buna? Oğlum biz ben... Bunu 15 yaşında bir kız çocuğu yapıyor ve gerekçe olarak da bana diyor ki intikam almak istedim. Peki bir şey soracağım. Gangbang mi? Yoksa teker Hayır, teker değil. Mi? Ya gerçekten buna mı takıldın? Hayır abi şeyi düşünüyorum. Marjinal kimdi ya şu anda? Abi bir dakika ne oluyor ya? Ben hayatımda böyle bir şey ne duydum ne yaşadım. Bu neymiş lan? Böyle olaylar çok oluyor abi. Sonra? Evet kesinlikle böyle olaylar çok oluyor. Yani evet, kadının beyanı esastır vesaire falan filan. Hani soruşturma oradan açılır. Başka bir şey aranmaz. Eyvallah bunlara. Ama evet. Aslında dönüp dolaşıp zarara uğrayan burada erkekler oluyor. Yani benim işte benim aklıma şey geldi şu anda. Hatırlıyor musun onu? Bilmem ne diye bana tecavüz etti diyen oluyor. Geçen yıl bir olay oldu ya. Geçen yıl bir olay oldu. Geçen yıl hatırlayacaksınız hepiniz. Kız şey dedi. Kuzeniyle mi ne birlikteydi kız? Gitti bir tane çocuğa dedi ya işte bana bu tecavüz etti diye. Adam da gitti öldürdü ondan sonra. Namusumu temizledim falan dedi baba. Ondan sonra ortaya sonra çıktı o ki. Çıkmadı. Evet. Biliyorum olayı. Ama bunlar o kadar müferit olaylar ki hani kadına şiddet, istismar, tecavüz vesaire bunlar hani 100 tane oluyorken erkeklere bir tane oluyor. Ama nihai olarak dönüp dolaşıp erkek bundan zararlı çıkıyor. Evet. Dolayısıyla aslında baktığınız zaman feminizmle dalga geçmek çok saçma. Çünkü feminizm erkeklere de lazım. Çünkü gerçekten hayalimizdeki gibi sosyal hayatta, toplumsal hayatta, ekonomik hayatta eşit olursak bu tip pozitif ayrımcılıklara gerek kalmayacak. O zaman adını değiştirelim. Gerek kalmadığı Equalizm zaman da kadının yapalım. Beyanı esas olmayacak. Ceyda Hanım sesim geliyor mu? Evet pardon. Ses. Biraz sözümü alamadım. Adını diyorum o zaman Equalizm yapalım. Niye feminizm adı? Ama Equalizm olması için önce o aşamaya gelmemiz. O eşitliği sağladıktan sonra kimse feminist olmak istemez zaten. Heh, şimdi bir dakika. Heh, sen bak ben burada takılıyorum ablam. Canım ablam benim. Yani
Equal noktaya gelmemiz için kadına çok güzel bir push gerekli kısmına katılmıyorum ben. Çünkü az önce bir donate geldi. Diyor ki ben de üniversitede okuyorum. Kafede çalışmak istiyorum. Hep kız çalışan arıyoruz diyorlar. Biz ne yapalım diyor çocuk mesela. Yani iki tarafı da pushlamak lazım. Yani o zaman sana şunu söyleyeceğim. Lazım. Bak bir saniye, bugün bir haber okudum. Kadın diyor ki mesela, kadın bu. Kadın diyor ki Adanalı böyle beyaz, mavi gözlü bir kadın. Videosunu izledim Hürriyet'te. Hatta varsa şu anda bulurum. Şey diyor. Ben diyor kızı diyor dayısının oğluna, yani kendi kardeşinin oğluna sözlüyor kızı. Ondan sonra bunlar istemiyorlar mı? Ne çocuklar? Bu arada 15 yaşında falan bunlar. İstemiyorlar. Ondan sonra gidiyor halasının oğluna sözlüyor. Kız evden kaçıyor. Kız 5 gündür yok. Kadın çıkmış diyor ki kızım ne olur eve gel. 5 gündür yoksun. Ona buna sözlülük. Seni evde tutalım diye. Yabancıya gitme diye. Bu nasıl bir şey yani? Sen kızının amının tapusu sende mi be kadın? Yani anlatabiliyor muyum? Şimdi böyle, hı hı, böyle şeyler var. Yani aslında en büyük hasarı yine kadınlar vuruyor kadınlara. Çünkü bir kadının yetişmesinde anne çok büyük rol oynuyor biliyorsun. Baba uzaktan izleyicidir Türk toplumunda. Kadın işte şey yapıyor. Ondan sonra kız böyle alışıyor, hep Merve'lere gidiyor. Anladın mı? Babaya paso yalan söyleme böyle. Çünkü babasıyla konuşamayacağını düşünüyor. Çünkü annesi başından beri şey yapıyor. He kızım sen bana söyle, ben babana yumuşata yumuşata anlatırım, tamam mı? Yani neden falan. Olay yani ben öyle bir annelerde ailede de büyümedim. Çok şey var. Ya ben de öyle bir ailede büyümedim ama nasıl işlediğini de iyi biliyorum. Yani ben de arkadaşlarımdan vesaireden biliyorum ama az önce dedin ya işte öğrenciyim, iş arıyorum ama bütün kafeler kadın arıyor diye. Evet, çocuk yazdı. Evet. Ben de buna karşılık diyorum ki sizin en büyük sorununuz bu. Biz öldürülüyoruz. Okay. Yani sizin sorununuzun yanında bizim sorunumuz yani yanına yaklaşamıyor. Tamam da. Ben bizzat bir kadın olarak eski erkek arkadaşımla adliyelik oldum. Evet. Hani ki bu olay yaşandığında da ben avukattım. Yine aynı aileye sahiptim. Yine aynı şekilde yetiştirilmiştim. Ve adliyelik oldum kapıma dayandığı için. Hı hı. Haliyle orada iş bulamıyor. Ben burada öldürülüyorum. Buna katılıyorum. Bak ben bir dakika, ben buna bir nebze katılıyorum. Öldürülüyor olmana katılıyorum. Yani sen şahıs olarak evet öldürülmemişsin. Çünkü burada konuşuyor olmazdık ama kadınların öldürüldüğüne katılıyorum. Peki bunun için ben bir birey olarak ne yapabilirim sence? Yani ya da bunun için accounted sayılmam sence normal bir şey mi? Yani evet Türkiye'de birileri kadınları öldürüyor, şiddet uyguluyor, işkence, taciz, tecavüz. Tamam, bunların yaşandığına eminim bu arada. Kayıt dışı o kadar vaka olmasına rağmen dünya sıralamalarında başları çektiğimizi ben de çok iyi biliyorum. O kadar da gözüm kapalı değilim. Fakat ben bir birey olarak, Ahmet Sonuç olarak bunun sanki bir parçasıymışım gibi ya da bunun suçluluğunun yükü benim omuzlarımdaymışım gibi feministler tarafından hissettirilmem bu olaya ne kadar etki ediyor yani, pozitif bir etki. Peki ben bu konuşmanın başından beri sana öyle bir şey hissettirdim mi? Sen hissettirmedin. Ama mesela diyorsun ki bu bizim böyle bir sıkıntımız var. Biz ölüyoruz diyorsun. Ha, evet. Ha. Yani haliyle az önce dedin ya daha oraya gelene kadar çok var. Amına koyayım desek de olur, demesek de olur. Nasıl bir fark yaratacak diye. Evet. Ben de diyorum ki bu sorun çok daha büyük. Kafelerin kadın çalışan aramasına gelene kadar önce bir bunu çözelim. Sonra oraya geliriz. Eyvallah. Peki sen söyle işte. Ya zaten anda. Sen en başta onu çözdüğünde oraya gelmene gerek kalmıyor ki. O diğer dediğin ha, yok oluyor orada zaten. Ya yok canım şimdi. Aynen öyle. Yok olur abi. Doğuşup oraya geliyoruz işte. Abi yok, yani şimdi medeniyetin peşinde Avusturya'da adam kızını doğuştan 22 yaşına gelene kadar bodruma kapatıp her gün tecavüz edip ondan 4 tane çocuk yaptı mı? Yaptı yani, bu dünyanın her yerinde oluyor sonuçta. Türkiye'de çok daha fazla. Türkiye'deki evet, kadar. Çok da, abi çok ben daha bu fazla bir şey kıyaslamak tamam da bir şey kıyaslamak. Tabii ki ama şunu söylüyorum abi. Şunu söylüyorum. Bu dünyanın her yerinde olan bir şey mi? Evet. Bu bunu meşrulaştırır mı? Haşa, asla. Yani onu demiyorum. Ama dünyanın her yerinde de oluyor yani. Onunla çözülebilecek gibi bir şey mi değil mi? Ben de kestiremiyorum. Peki senin bir avukat olarak çözümün ne? O noktada ben de tıkanıyorum. Yani çözümün ne desen, ne bileyim abi, yarım çocuk eğitim yaparsam. Ya, bunun şeyini konuşmaya gerek var mı? Sen bireyi eğitmeden nasıl kadın değerini, kadın... Hayır işte oraya geleceğim. Yarım bir gün
yapsam, oğlum olsa onu o şekilde yetiştiririm. Ya da evleneceğim adama annesi o şekilde yetiştirmiş. Ama bu aileden gelen bir şey. Bu okulla da düzelebilecek bir şey değil. Nasıl yetiştirmiş mesela? Ben mesela şeyi çözemiyorum yani. Beni ailem yetiştirirken neyi doğru yaptı da? Yani şunu abi senin ailen seni yetiştirirken yapılan doğruyu ailen yapmadı. Senin ailen iyi bir eğitim almış. Doğru en başta onlar yetişirken gerçekleşmiş. Onun etkisi üzerinde. Evet abi. Benim annem de köylü, babam da köylü. Tam da eğitimini almış diyorum. Köylü olup mu uzman doktor diyorsun yani. Eğitimini almış adam yani. Abi şeyde yani bir yandan orada surgical cut atarken profesör şey mi diyor? Kadınlara da asla vurmuyoruz yakışıklı falan mı? Böyle bir şey yok ki abi. Nasıl yok abi? Sen bir yani yine yanıl olduğunuzu düşünüyorum. Bu eğitimle olmuyor. Neyle oluyor? Evleneceğim adamın annesi lise mezunu. Ama gerçekten bu konuda pırıl pırıl bir çocuk yetiştirmiş. Ya tamam da her örneği her şey için bir exception çıkarabilirsin ki yani dediğine ama bakarsan. İşte bu her aileden örnek için bir tane exception çıkarabilirsin senin dediğine göre. Ebeveynlikle ilgili eğitimler verilmeli. Hani öyle okula gittin kadın erkek eşittir öğrenciye 5 yaşındayken 6 yaşındayken dedin değil. Yani bunun kapsamlı bir ben şekilde değiştirilmesi lazım. Ben bu arada eğitim öğretimin hiçbir şekilde haram olduğunu düşünmüyorum bu konuda ya. Abi ne eğitim ne öğrettiğine bağlı. Eğitim öğretimden sadece anladığınız matematik fen ise o zaman tamam yani. Eğitim ve öğretim farklı şeyler Ahmet ama. Bunun yani farkındayım abi. Bizde zaten sadece öğretim var, eğitim yok da. Yani, ben onu diyorum yani. Eğitim, hani eğitim diyorum. Öğretim ama sen öğretim anlıyorsan tamam mı abi de benim annemle babam işte bunu nereden aldılar diyorum. Bak söyleyeyim benim eğitim annem abi, eğitim aileden köylü 4 tane çocuk. Benim annem 12 yaşında evden çıkmış yatılı okullarda okuya gitmiş yüksek hemşire olmuş. Babam 8 kardeşten bir tanesi. Tamam mı? Gidiyor Kıbrıslı bursuyla ve kendisi yazları çalışarak tıp fakültesi bitiriyor. Ama yani bunlar çocukluktan zaten hayata atılmış insanlar. Yani o eğitimi alabilecekleri bir mecra yoktu. Ne okul ne aile. 40 yapar. Evet. Ya bak sadece sablanı iptal edecekmişsin öyle duydum seni öldürürüm. Evet buyurunuz. Abi. Ya elimden gelen nedir? Kendi çocuğum olursa kendi çocuğumu buna uygun yetiştirmek. Ne bileyim kuzenlerim var. Kuzenlerime buna uygun yetiştirmek. Annem öğretmen benim. Bir köy okulunda öğretmen. Annemin öğrencilerine iletebileceği, onların dilinden anlatabileceğim şekilde bunu onlara anlatmak. Vesaire gibi şeyler. Şimdi ben ama farklı... Onun... Buyurun, pardon bitirdin zannettim. Onun dışında hani eğitim gibi, işte kadın cinayetleri gibi böyle şeyler hakikaten politik. Evet. Ve benim elimden bir şey gelmiyor. Evet. Yani yakın çevrem dışında gerçekten bir şey gelmiyor ve bu bana acı da veriyor. Peki şu sana acı veriyor mu? Türkiye'de aslında erkekler kadınlardan daha çok ölüyor. Doğru. Evet. Nasıl daha çok ölüyor Türkiye'de erkekler? Erkeklerin çalıştığı işler çok daha zor işler. İş kazası erkeklerde oran olarak çok 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 yani kadınların evet çok çok üstünde. Askeriye kısmına hiç girmiyorum. Şehit kısmına hiç girmiyorum. Orada zaten sadece erkek. Peki yani ben bir feminist olarak diyorum aynı zamanda anti-militarist olamıyor muyum? Tabii ki olabilirsin de sadece militer kısmını zaten geçiyorum dedim. Çünkü o tamamen konu dışı bence. Anti-militarist kısmını yemişler. Çünkü seçerek gidiyorsun. Asker oluyorsun falan. Sadece erkekler var orada. Onu o yüzden bir kenara koyuyorum. Militarist kısmı tamamen antimilitarist olman şu an önemsiz. Konu dışı yani. Ben şundan bahsediyorum. Fırsat eşitliğinden bahsediyorsun ya. Çalışma eşitliğinden bahsediyorsun. Ona baktığın zaman erkeklerin çok daha ağır işlerde çalıştığını ve aslında ülkede yapılan pek çok şeyi sırtladığı da ortada. Çünkü erkeklerin ölüm oranı daha fazla. Evet. Ve erkekler daha çok ölüyor Türkiye'de. Evet. Bu da bir gerçek. Yani bunun da bir sebebi var demek ki. Ama erkekler erkek olduğu için ölmüyorlar. Kadınlar kadın olduğu için, bir adamın aşkına karşılık vermediği için, kocasıyla boşanmak istediği için öldürülüyorlar. Okey, erkek de mesela bir madende kazı yapıyor. Karısına, çoluğuna, çocuğuna yemek götürmeye çalışıyor. Maden çöküyor, ölüyor adam yani. Yine gender gap'e geliyoruz.
Evet. Bir kadın madenci olarak iş başvurusu yaptığında işveren onu işe alır mı? Yani şimdi bu sorunun cevabı çok değişken, çünkü ben bir kadının madene başvurduğunu ne duydum ne gördüm. Ama yine bu toplumsal olarak öğretilmiş bir şey. Sen kadınsın, madende ne işin var? Hayır, toplumsal değil, bu evrimsel. Kadın sen zaten kadınsın, madende... neden tır şoförlüğü yapıyorsun? Bak, kadın tır şoförlüğü yapar ama kadın madencilik yapamaz. Neden? Yapar ama erkek kadar verimli olmaz. Yani çok basit abi, F eşittir MA force eşittir mass çarpı şey... acceleration, yani nasıl olacak o iş? Yani sen şuradan... Yani bir şey diyeyim mi? Orada kadın olup olmaman benim umurumda değil. Yani eğer gerçekten kadınlar arasında çok güçlü kaslı bir kadınsan ve ortalama bir erkeğin çok üzerinde el gücün kuvvetin varsa, buyur çalış ablam. Yani ben işime bakarım, ben parama bakarım. Ya ben 1.60 boyunda bir kadınım. Evet. Ve damacana geldiğinde işte çağırıp damacanayı içeriye taşısana demiyorum. Yükleniyorum damacanayı. Mutfağa kadar taşıyorum. Eline sağlık. Bir damacana taşımak ya, buradaki şey cinsiyet yani değil. Yani örnek veriyorum, hani madencilik yapabilecek kadın da vardır muhakkak. Ya bak mesela mühendislik kısmında ayrımcılık yapılıyorsa okeylerim dediğini, ama yani işçilik kısmındaki o oradaki... Bu arada bununla olması... ilgili bir yasa varmış. Az önce birisi attı. Chatimizdeki avukatlardan. Kadın işçiler maden ocakları, kablo döşemesi, kanalizasyon, tünel inşaatı gibi yer altında yapılan işlerle su altında yapılan işlerde çalıştırılamaz. Bu bir yasa mı emin değilim bak, ama ben bunu bilmiyordum. Ben su altı işine biraz şu an kıllandım, çünkü dalgıç kadınlar var. Yani dalgıçlığı profesyonel olarak yapıyorsun. Çünkü sana endüstriyel dalgıçlık var vesaire. Bunları yapan kadınlar olduğunu ben birebir biliyorum. Ben de böyle bir kanun bilmiyorum. Zaten her kanunu, her yönetmeliği bilmem de mümkün değil takdir edersin ki. Tabii ki canım, o zaten sınırsız bir şey yani, nereden baksan. Ama işte dönüp dolaşıp yine gender gap'e geliyoruz abi. Yani hani avukatlık gibi işte hiçbir fiziksel aktivite gerektirmeyecek bir meslekte dahi erkek avukat arıyoruz diye ilan veren işveren avukatlar var. Varlar yani. Ki birkaçına başvurdum. Özellikle sırf taciz etmek için başvurdum. Evet. Ne dedin? Yani erkek avukat arıyoruz diye ilan açmışsınız. Fakat ben aradım. Yıllarca icra istes hukuku çalıştım dedim. Evet. Dolayısıyla hani ki en angarya işidir hukukun. Yani kimse yapmak istemez icra iflas işi. Evet, çünkü yüz göz doluyorsun çok fazla. Ya icra müdürlüklerinde merdivenlere tırman, arşivlere gir, o elbiseyle bilmem kaç kat yukarıya çık et falan. Hani yani sizin aradığınız erkek avukatın yapabileceği her işi yapabilirim dedim adamlara. Tamam da bu kapitalist düzen. Sen o konuda çok söz hakkına sahip değilsin bence. Çünkü kadın avukat arıyoruz diye ilan verenler de var. Ben şu an bulurum. Ben görmedim İzmir gibi bir yerde şu son iki haftadır. Google'a yazarım. Şu an bulurum bak. Hemen buluyorum. Kadın avukat iş ilanı. Yazdım. Bayan diye çıktı, pardon. Dur bakalım, var mı? Bay bayan avukat. Bir arkadaş orada o işleri avukat katibi yapıyor olsun demiş, ama yalan onlar. Avukatlar da yapıyor. Yok öyle bir dünya. Bayan avukat, kadın olarak yazdığım için çıkmıyor. Affına sığınarak bayan olarak yazıyorum şu anda. Bayan avukat iş ilanı olarak yazdım şu anda. Sinirlerim çok bozuldu. Sikeceğim bir bakarım. Tutamıyorum kendimi ki. Mesela buldum şu an. Seyahat engeli olmayan bayan avukat aramaktayız. Al, başvur git. Al işte. Benim ekranımda yok. Ben de bunu arayamıyorum. Al, buldum, getirdim önüne şu anda. Kariyer Jet'ten. Al. Ben bunu arayamıyorum. Arayıp şimdi sıçayım mı ağzına? Ulan pezemek, ben de icra avukatla yaptım değil mi şimdi? Demene engel bir şey mi var? Ama işte demem hiç çözüm değil. Olay şu zaten. Olay aslında kapitalist düzende bazı şeylere bizim ket vuramayacağımız gerçeği. Yani her ne kadar toplumsal olarak çok iyi bir yerlere gelsek de, adam sonuçta kapitalist düzende, liberal ekonomide şöyle diyor. Benim şirketimin kadın avukata ihtiyacı var diyor. Niye dediğinde eşeğin sikinden dolayı deme. Ha bak, şunu şeyine diyebilir. Sahip herif yani.
Şirketinde 7 tane avukat çalışıyordur. 4'ü erkek, 3'ü kadındır. Evet. Eşitlik olsun diye kadın avukat arar. Bu çok mantıklı. Yani ama ne? Tek avukat ararken kadın avukat araması ya da tek avukat varsa erkek avukat araması. Yani. O zaman benim dünya ya yani Türkiye'de gördüğüm en cinsiyetçi insan o zaman İlber Ortaylı oluyor bu noktada. Net. Doğru. İlber Hoca cinsiyetçi bir adam zaten hani. Etrafını kadınlarla saran birisi yani. Erkeksel yani. Asla şansın yok yani İlber Ortaylı'nın yanında çalışacaksın işte doktor fatherlık yapacaksana imkanı yok. Yani bu işin eğitimle eşitlikle falan alakası yok. Yani işveren konumuna geldiğin zaman sebebi eşeğin siki de olabilir. Kadın da alıyorsun, erkek de alıyorsun, gender fluid de alıyorsun. İstediğini alıyorsun yani. Abi yine yani de yine beni bir tane kadın avukat şey ilanı da diye vuramazsın. Bence o da yanlış. Eğitimle alakası yok demek bence doğru değil ya. Katılmıyorum bu konuda yine. İkiniz aynı anda konuştunuz, hiçbir şey anlamadım. Ben de anlamadım. Evet, tek tek. Yani sürekli bir örnek çekip cımbızla eğitim önemli değil vesaire demek doğru değil. Yani. Babam aradı. Eğitim önemli değil demiyorum. Alo. En önemli nokta aile içi eğitim bu noktada diyorum. Dolayısıyla ya, öğretmenlerin okulda eğitmesinden efendim? Ziyade önce ebeveynler eğitilmeli diyorum. Söyledim onu. Söyledim. Babaya selam. Söyledim bunu yayında ya. Sen geç kaldın. İstersen şimdi açayım yayına vereyim seni sen söyle. Vereyim mi yayına sesini? Bir saniye babam konuşacakmış arkadaşlar. Halka sesleniş yapacak. Bir dakika anne sırayla. Sen istiyorsan seni de konuştururum. Sırayla ama. Babacığım veriyorum sesi. Bombala. Ver. İyi akşamlar sen. Ahmet'in babası bey amca. Ver abicim. Verdim şu an. Sesin yayında baba. Şimdi ben tesadüfen yayına katıldım arkadaşlar. Şimdi bayan erkek ayrılığı falan konuşuluyor. Baba herhalde. Arkada yayın sesini kısar mısın? Buraya sekiyor da. Bir dakika. Bir dakika kısıyorum. Evet yayının sesini kıstım. Yalnız ben sizi duyamayacağım. Herhalde ben tek konuşacağım. Sonra kapatacağım herhalde. Evet buyurunuz. Ben 2012 yılında emekli oldum Kıbrıs'tan. İstanbul'da kızım vardı, yanına gittim. Kadın doğumcuyum. Kadın doğum olarak çalışmak istedim. İlanlara başvuruyorum. İlanlarda kadın falan demiyor. Ama ilanların %90'ı bayan doktor arıyoruz. Bayan doktor arıyoruz. Ben kaldım ortada. İş bulamıyorum. Yani bunun sebebi 20 sene önce böyle bir şey yoktu Türkiye'de. Bunun sebebi zannederim genel kültür töreler, biraz önce avukat hanımın dediği gibi erkek egemen toplum olmamız, aman benim eşimi erkek doktor muayene etmesin, aman ben eşimi kadın doktora götüreyim falan filan. Yani feminizm dediniz, şu dediniz, bu dediniz, yani bunu, bu içinden çıkılmaz bunu. Peki İçinden baba. Çıkılmaz. Evet söyle. Yani 20 sene önce böyle bir şey yok muydu en azından jinekoloji kısmında? Azdı. Yani şimdiki kadar çok yoktu. Ben şaşırdım kaldım çünkü ben yaklaşık bir 10-12 sene Türkiye ortamından ayrı kaldım. Ben çalıştım, Türkiye'de çalıştım ben 17 sene. Hiçbir hastam da işte eşi siz muayene etmeyin falan demedi. Bu binde bir, binde iki, binde üç, binde dört, binde beş. Ameliyatlarda özellikle hiç kadın doktor aranmazdı. Aradan bir 15 yıl geçti. Şu anda böyle bir ortam var. Bunun yani feminizmle, şuyla, buyla bir ilgisi yok ki. Bu genel kültür yapısı. Erkeklerin eşlerini saklaması, gizlemesi, toplumdan çekmesi, topluma çarpmaması.
Onun gibi şeyler. Yani bunların içinden tartışarak çıkamayız. Çıkamayız. Anladım. Çıkamayız. Tamam. Okey. Başka soracak istediğiniz bir şey varsa Cübel yayının sesini kapattım. Senkron değil o çünkü. Senkron ol. Tamamdır. Tamam ama. Tamam baba. Okey. Görüşürüz. Bir şey diyor musun? Hadi baba. Baba. Evet abi. Ne diyorsun? Abi o da kendi perspektifinden alıyor. Ben bir sigara içeceğim. Kaç saattir sigara içmiyorum. Sana saldım yayını. Avukat hanım, Burak Bey'le de konuşabilirsiniz. Buyurun buradayım. Kendisi de... Kendisi zaten Burak'ın böyle bir yayın planı vardı. Onu da anlat. Evet, vardı. Türkiye'de Kadın Olmak adlı bir yayın yapmayı düşünüyordum ben avukat arkadaşlarımla yine. İzmir'den onlar da. Kadın 3 tane. Ama daha nasip olmadı maalesef. Ahmet'in babasının adı ne? Cumhur. Cumhur amca. Cumhur Bey amca çok doğru söyledi. Bu son 20 senedir artan bir şey. Benim duyduğum kadarıyla ben zaten 26 yaşındayım. Ama bunu siyasi konjonktürden ayırmak da mümkün değil zaten. Değil canım. Ahmet abi gitti ya, hemen kayyum atayın yayına. Birisi oradan Silivri yaz. Hep CHP zihniyetinden bunlar. Çok haklısın. Biraz önce bahsi geçen bu ağır ve tehlikeli işler yönetmeliğiyle ilgili bir mevzu vardı. Onunla ilgili ufak bir şey araştırdım. Söylemek istiyorum izniniz varsa. Tabii. Dinliyorum ben. Burada hani biraz önce bahsettik, ağır mesleklerde kadınların çalıştırılamayacağına yönelik bir madde varmış. Bu maddenin düzenlenmesinin sebebi anayasada kişilerin kendi vücut bütünlüğüne zarar verecek veya kendi bireysel kişisel hak ve özgürlüklerini kısıtlayacak şekilde bir işte çalışmaları veya bir anlaşma yapmaları mümkün olmadığı için işin niteliğine ve şartlarına fiziki olarak uygun değilse kişi, yani kadın veya erkek de olabilir bu konuda, yani fiziksel engelleri olan bir erkekten de bahsediyor olabiliriz bu konuda. Fakat burada kadın olarak düzenlenmiş direkt, ama asıl sonuç kısmında şunu çıkarıyoruz. Eğer niteliğe uygun bir bedensel elverişlilik yoksa, gerekli muayeneler yapıldığı, yani bu mesleğe uygun olmadığı konusunda fikir verildiyse, kişinin anayasalarını ihlal edeceği için bu meslekte çalışması veya bu işi icra etmesi, kendine zarar vermesini engellemek için böyle bir madde oluşturulmuş. Yani burada sayılan işler de zaten gerçekten ağır ve yapılması zor işler. Hepsini teker teker burada sayıp dökmüşler. Kesinlikle çalıştırılamayacağı işler var ve burada çalıştırabilecekleri işler var. Çalıştırabilecekleri işler bile çok ağır meslekler. Bu meslekler dediğim gibi bu sebepten dolayı, gayet geçerli bir sebepten dolayı kısıtlanmış bence. O yüzden çok cinsiyetçilik altına girebilecek bir madde olduğunu düşünmüyorum ben. Gayet gerekli ve mantıklı bir madde olduğunu düşünüyorum. Yani açıkçası. Evet. Kısırı söylemeye çalıştığın şey değil mi? Fiziksel yeterliliği varsa o iş yapabilir. Kadın da olsa, erkek de olsa. Buna aynen o şekilde. Oldu. Yani ablam abi, atıyorum emekli hal tercih ve şey yapmak istiyor. Madende çalışmak istiyor. Gayet çalışabilir mi o zaman? Yani. O zaman, baktığımda... Ya zaten en başından beri baktığında, ya o tip işlerde yani baktığında zaten verimlilik önemli. Ne kadar productivity'si ne kadar olacak o işçinin bir günde, orada kadından alacağın verimle erkekten alacağın verim arasında çok büyük farklar olduğu için, bu da yani biyolojik bir fark. Onu hiç bu gap'in arasına sokmak veya konuşmak gereksiz, mantıksız gelmişti bana en başta da zaten. Bir dakika, bir tane daha merdivenden izleyen var. Arkadaşa selamlar diyerek. Çıkıp çekmiş kardeşim. O arkadaş hep oradan izliyor, evet. Tamam mı? Ortalığı bulandırmayın. Çakma merdivencilere burada biz prim vermeyiz, çakmalar. Hanımefendi gitti herhalde. Yok, buradayım. Evet Ceyda Hanım, yani babamın dediği gibi aslında Türkiye'nin kültürel bir değişimi oldu.
Bu da aslında ben biraz Burak'ın dediği şeye bağlıyorum. Sosyopolitik bir durum. Aynı zamanda eğitime de yansıyan bir durum. Çünkü eğitimde ajandalar... Her ucu oraya yansıyan. Abi ajandalar yapılır ve eğitime göre de çocuklar şekillenir yani. O kadar. Ama bizim çocukluğumuzdaki eğitim de tek taraflı bir eğitimdi. Onu da söyleyeyim şimdi yeni nesil insanlar için. Pardon Ceyda'cığım. Abi Türkiye'de yani, zaten kötünün iyisini seçeriz biz her zaman. Yani bizim çocukluğumuzdaki eğitim de çok tek taraflı bir eğitimdi. Yani tarih dersinde aldığımız şeylerde her sene aynı şeyi görüp sınavlara giriyorduk açıkçası. Orada da bize aşılanmaya çalışılan şeyler vardı. Şu anda da çocuklara aşılanmaya çalışılan şeyler var. Bu hiçbir zaman değişmeyecek. Cumhur Bey amca senin kariyerini bu yolda devam etmeni kabul edebilecek seviyede bir amca. Yani bunu Türkiye'de çoğu ebeveynin kabul etmesini beklemezsin. Tabii canım ben direkt babama dedim ki baba dedim ben okuduğum şeylerden aldığım eğitimden alakalı bir şey yapmak istemiyorum. Ben yayıncı olacağım dedim. O konuşma 10 dakika sürmedi yani. Ben çok korka korka söyledim bunu babama. Babam dedi ki oğlum kendini nasıl rahat hissediyorsan, verimli olacağını düşünüyorsan, ne istiyorsan onu yap dedi. Ben biraz ağladım. 10 dakikanın 8'i benim ağlamamla geçti. Sonra kapattık telefonu. Yani açıkçası böyle ebeveynler bulunması zor tabii. Aynen öyle. Dolayısıyla ben senin hani o körlük mevzuunda da sende kusur bulmuyorum. Nasıl yani? Yani böyle bir ailede, keşke herkes böyle bir ailede büyüse. Böyle bir ailede büyürken toplumdaki bazı gerçeklerden habersiz kalmanı gayet normal buluyorum. Ben bu gerçeklerden habersiz değilim açıkçası o kadar. Ama şuna çok sinir oluyor. Mesela bunu benim ablam da yapıyor. Biz ablamla aynı evde büyüdük. Annemiz babamız aynı yani bizim. Mesela ben bir gün çıktım. Çok başka bir konuyla ilgili. Hayvan haklarıyla ilgili miydi? Yok. Ha evet erkekler gününde çıktım dedim ki arkadaşlar dedim erkekler olarak sizlerin de haklarınız var. Efendime söyleyeyim sizi duygularını doldurmak için kullanan kadınlardan, sizi belirli kalıplara oturtmaya çalışan kadınlardan, sizin kendi duygularınızı hiçe sayıp sadece kendi duygularını caterlayan kadınlardan uzak durmaya çalışın diye bir konuşma yaptım. Ablam da bana Instagram'dan story'ime cevap yazmış diyor ki kadınlar da öldürülüyor. Ya ne alakası var amına koyayım şimdi? Anlatabiliyor muyum? Yani ben bu çıkışlara çok sinirleniyorum. Onun tartışılacağı yerler ve zamanlar tabii ki olacaktır. Biz de elimizden gelen desteği gösteririz erkekler olarak. Ama bu konuyla hiç alakası olmayan erkeklerin de devamlı zan altında hissetmesi kendisini çok çirkin bir şey. Şeyi hatırlar mısın? Kadıköy'de bir kadın yürüyüşü olmuştu. Erkekler de etek giyip gelmişti. Evet. İşte o yürüyüşten erkekleri çıkarmaya çalışan feministler olmuştu. Evet. Niye geldiler? Öyle bir şey falan olmuştu ya. Dövdüler lan adamları. Evet. Ben bu dönüşümün erkeklerden bağımsız olarak gerçekleşebileceğine inanmıyorum. Okey. Yani dolayısıyla senin feministlerle ilgili söylediğin şey bende invalid kalıyor. Ya şöyle bir şey var. Ben bu dövüşün feminizm adı altında veya bu yürüyüşle çözüleceğine de inanmıyorum. Yani adının feminizm olması bir kere yanlış. Değil. Ya dönüşümün adı feminizm olsun, ikualizm olsun, X olsun, Y olsun fark etmeksizin. Bu dönüşümün kadın erkek beraber olabileceğine inanıyorum. Okey katılıyorum ama biz çok az kişiyiz. Nasıl yapacağız bunu? Efendim? Biz çok az kişiyiz. Nasıl yapacağız bunu? Nasıl? Yani ben mesela bugün yayında dedim ki arkadaşlar hepinizin annesi sevişti dedim. Benim anlamı karıştırma. Unsub, unfollow, senin de amına koyayım bunu bilmemize gerek yoktu falan dediler. Yani insanlar işte daha bununla barışamıyorlar. Nasıl yapacağız? Aslında hepsinin bütün sorunun kaynağı kadının cinsel özgürlüğü baktığın zaman. Peki. Kim o gülen? Kim güldü lan? Birisi güldü. Ben değilim, ben katılıyorum kardeşim. Frosty sen mi güldün lan? Bana yanımdaki mi güldü, yanımdaki. Sen ben gülmedim be yalan. Anlatma klibi alırım. Discord'dan biri güldü oğlum. Evet. Peki bunu nasıl çözeceğiz? Yani kadının bu şeyini nasıl çözeceğiz? Cinsel sıkıntısını. İnan bilmiyorum, keşke bilsem. Peki bu cinsel sıkıntıyı çözemezsin lan. Erkeklere yüklemekten vazgeçecek misiniz? Çünkü ben bunun erkeklerle alakalı bir sıkıntı olduğunu da düşünmüyorum.
bu noktada bence mesela cinsiyetçilik yapıyorsun. Peki nasıl yapıyorum? Yani bu konu evet yine kadınlarla alakalı bir konuyken aynı zamanda baktığın zaman sonucuna işte namus cinayetleridir, ıkkık sıktır. İşin ucu bir yerde hatta çoğunluğu erkeğe dokunuyor. Tamam da o namus cinayetini yapacak adamı yetiştiren de genel olarak anne değil mi zaten? Yani sen... Yine bu toplumsal bir süreç ve meclise baktığında kaç tane kadın görüyorsun? Vallahi Almanya'nın meclisine bakıyorum, orada da çok kadın görmüyorum. Çünkü erkek egemen toplumlarda yaşıyoruz. Hiç alakası yok. Yani Almanya'nın erkek egemen bir toplum olduğunu söylersen alnını karıştırırım. Ne alakası var canım? Hiç alakası yok. Nasıl hiç alakası yok? Hiç o kadar alakası yok ki. Ya daha yeni açıklandı. Ne açıklandı? Dünyada işte bu gender gap'in kapanması için eşit işe eşit ücret olması için daha 240 yıl vakit var diye. Tamam da gender gap hiçbir zaman kapanamaz ki. Çünkü gender gap'i nasıl tanımladığınızla alakalı bir sıkıntı var. Yani ben şuna eşit inanmıyorum. Işte eşit ücret diye. Ha, eşit ücret var. Hayır, bu açığın kapanması için dünyanın da 244 yıla ihtiyacı varmış. Mış neye göre? Bak şöyle gender gap'in şu ana kadarki ortaya konulan hiçbir şeyin de eşit ücret olmadığını kanıtlayan bir şey yok. Gender gap'in şu ana kadarki tanımı ve istatistiki dayanaklarının hepsi şuna denk geliyor. Erkekler çarpı kazandıkları para, kadınlar çarpı kazandıkları para. Yani dünyanın hiçbirinde şöyle bir şey olmuyor. Bir şirkete girelim, aynı işi yapan erkeklerle aynı işi yapan kadınların maaşlarını bir karşılaştıralım. Böyle bir şey yok. Zaten böyle bir gerçeklik de yok. Yani ben beyaz yakalılık da yaptım. Benimle aynı işi yapıp benden çok para kazanan kadın da gördüm, erkek de gördüm. Burada individualizm var, özellikle batıda. Sen kendini ne kadar iyi satarsan o kadar çok para alırsın. İnsan buradaki herkesin ilgisini çekebilecek bir örnek vereyim o zaman. Riot Tabii. Games. Buyurun, evet. Riot Games. Kadın mühendislerin hiçbiri erkek mühendisler kadar çok para kazanmıyor. Riot Games'e söz hakkı doğru. Büyük bir sansasyon oldu bu dünyada. Evet. Bence bu verimle alakalı bir durumdur. Senin sunduğun şeye karşılık ben de bunu sunuyorum. Böyle bir şey olamaz diyorsun. Ben de sana olabilir diyorum işte. Evetlik bir durum yok burada. Bence bu verimle alakalı bir durumdur. Araştıralım. Riot'tan birisi var. Ararım şimdi. Krank'ı getirsene bana buraya. Hemen bakalım. Ben abi. Bunu Türkçe bir kaynaktan da okumadım üstelik. Tamam ben de İngilizce aratıyorum zaten. Inside the Culture of Sexism at Riot Games. Abi bu arada çizim de çok şey değil mi? Evet. Direkt. Siz görmüyorsunuz, bir saniye arkadaşlar. Çizimi de bir göstereyim. Evet, şu an tacize uğrayan gözlüklü ablamızı gördük. Şu gender gap'i merak ediyorum. Abi de o sansasyonel bir olay. Ya açıkçası ben daha... Neyse, yani şimdi bir şey anlatacağım. Ben de kötü kötü şeyler gördüm. Burada ödemeyle ilgili kısmı nereden bulabiliyorum? Şu abi anda... sona gitsene, sonda bir şey yapmıştır. Özet geçmiştir. Özet vardır diyorsun. Sonunda bir özet yapmıştır, kısa bir özet. Şu gender oradan... gap'i merak ettim. Ya da başlıklardan çıkarmaya çalışabiliriz. Ne diyordu orada bak? Annual falan diyor. Burada para geçti biraz, evet. Evet, orada bir para geçti bak yukarı. Ben bunu merak ettim, okuyacağım gerçekten bu arada. Uzunmuş bu arada. Evet, gerçekten uzunmuş. Ben bunu çok dibindeki merak ettim. Dibindeki özete bakmak küfür olurdu. Evet, okuyacağım. Yani gerçekten bunu okuyacağım. Emin olabilirsin. Ben severim böyle şeyleri okumayı. Bayılırım. Yalan yok. Ben bunu okuyacağım. Anlaştık. Ben bunu okuyacağım. Böyle şeylerin olabilitesi ihtimali de var diyorsun. Olabildiğine tamam diyelim mi? Var mı diyelim? Ya Türkiye'de bunun olduğu... Açık, yani sadece maaştan değil, kadının sosyal yaşamda geri planda kaldığı apaçık ortada. Abi peki bir şey söyleyeceğim, sözünü bölüyorum. İnsan kaynakları... Abi ben de onu diyorum bak, hani en başından beri bunu anlatmaya çalışıyorum. Hani evet, bunun dönüp dolaşıp erkeklere dezavantajı çok var. Çok ya benim sadece anlamadığım şu, neden bunu ağlama... erkek kadın diye ayırıyoruz? Birbiriyle etkileşimi bu kadar çok olan etmenleri nasıl kadın erkek diye ayırabiliriz ki? Ya, bu... ya sadece o da değil. Ceyda yengem, bir şeye geleceğim ben yine. Ben yine kadın suçlayacağım burada. Benim görevim bu çünkü aldığım pozisyon bu.
Yayın mı gitti? Yayın burada canım. Ben de gitti telefonda. Okey. Ceyda yengem, şöyle bir sıkıntı da var mesela. İnsan kaynakları dediğimiz yerler genellikle %99.9 kadınlarla dolu bir bölümdür. Şirketlerde. Yanlış mıyım Burak Bey? Doğrusun. Ben de çalışıyorum. Yani böyle meslekler mi? Evet. Ben ona da karşıyım. Evet. Maaşları da kadınlar belirliyor bu durumda. Kadınlara bu maaşı verenler yine kadınlar oluyor. Sen gerçekten insan kaynaklarının maaşlara karar verdiğini mi düşünüyorsun? Düşünmüyorum. Minor pozisyonlarda evet biliyorum. Peki. Yani diyecek bir şeyim yok öyle olduğunu iddia ediyorsan. Minor pozisyonlarda gerçekten böyle bu arada ya. Yani şimdi müdürlerde falan... Maaşlara HR karar verir. Şöyle olur. Bir skala vardır. Bir rakam aralığı vardır. Evet, o rakam aralığında evet. Pazarlığı yapar ve atar imzayı. Yani ne büyük bir şirkette patron mu gelip bakacak bunun maaşı ne kadar diye onunla mı uğraşacak yani? Yani 700-800 atıyorum 1500-2000 lira arasıdır. Yapılan pazarlıkta orada sen 1500 dersin 1500 alırsın 1900 dersin 1900 alırsın yani ve buna evet. Da HR karar verir. Bunu geçiyorsa da anlaşmayı sağlamaz. Senden daha uygun fiyatı olan işçiyi seçer. Yani ama şu noktayı olur. Kaçırıyorsunuz. Ben zaten kadının kadına ettiğini burada yadırgamıyorum, yatsımıyorum yani. Bunun bu şekilde olduğunu kabul ediyorum. Ama ben burada suçu demeyeyim ama sorumluluğu yine toplumsal varlığa atıyorum. Yani toplumdan kaynaklandığını düşünüyorum. Ya işte orada biraz... Bir tarafın şeyi de var hani, okey böyle bir ayrımcılık var, ben bundan fayda sağlıyorum. Bu sağladığım faydaya da karşı çıkmam, eleştirmem bunu. Şimdi böyle bir tayfa da olduğu için bu da tepki çekiyor. Aslında Ahmet'in demek istediği şey oydu. Ama yanlış kişiyle konuşuyorsunuz abi o zaman. Ben zaten bundan fayda sağlamıyorum. Heh. Ben hiçbir zaman bundan fayda sağlamadım. Hiçbir zaman da fayda sağlamak da istemiyorum. Keşke herkes aslında yani bunların da konuşulması lazım. Yani ya şimdi akla şu soru gelecek. Şimdi burada seksist damgası diyeceğim ama ben bunu söylemek istiyorum. Çünkü yani benim okuduğum bölümde evrim ve biyoloji ağırlıklı bir bölüm olduğu için şunu da söylemek istiyorum. Mesela chat'ten de bir yorum geldi. Diyor ki kadın mühendisler az maaş alıyorsa neden daha çok kadın çalıştırmıyorlar? Kâr ederler. Şimdi orada productivity çok önemli. Yani bir mühendis çalıştırdığın zaman productivity çok önemli. Adam bunu keyfine yapmıyordur. Gerçekten kadınlar daha az maaşla çalışmaya tamamsa neden daha çok başarılı kadın mühendis alıp Riot Games neden daha hızlı bir şekilde yol almıyor? Şunu da söylemem lazım. Yani bazı işlerde kadınların daha yatkın olduğunu, bazı işlerde erkeklerin daha yatkın olduğunu anlayabilmek lazım. Ama ben bunu söylediğim zaman bazı insanlar lafı cımbızla çekip şöyle diyecekler. Cahreyn dedi ki kadın evde otursun ancak çamaşır yıkar ancak bilmem ne. Ben bunu demiyorum. Mesela HR'ların, insan kaynakları bölümlerinin, büyük şirketlerin kadınlarla dolu olmasının da bir sebebi var. Nasıl mühendislik bölümleri erkeklerle doluysa HR'ların da kadınlarla dolu olmasının bir sebebi var. Çünkü soft skill dediğimiz skill'leri kadınların çok daha iyi. Birebir konuşmalarda, abi, görüşmelerde kadınlar çok daha başarılı. Her erkeğin eline verirler yani. Bu çok basit bir şey. Çünkü erkek... daha çok mantıkla ilerlediği için ve şeyini, temper'ını yani o sinir şeyini, katsayısını daha hızlı yükseltebildiği için erkekler o kadar iyi değiller yani komünikasyon işlerinde. Yani bunları da göz önünde bulundurmak lazım. Mesela maden muhabbeti açıldı. Ben sana dedim ki F eşittir MA. Güç eşittir kütle çarpı ivme. Yani bunlar çok basit şeyler. Bunları da oturup tartışmanın da anlamı yok. Mesela feministlerin çok söylediği, geçmişte işte Vikinglerde Shield Maidenlar vardı da savaşta kadınlar da vardı, carçurt. Yani o kadar azmışlar ki bir tane kalıntısı bile bulunamadı mesela. Çünkü savaşçılar işte shield'larıyla, kılıçlarıyla falan gömülürdü o zaman. Yok yani bulamıyorsun mesela, anlatabiliyor muyum? Yani tarihten bugünümüze gelen bir evrimimiz var ve kadınla erkek için bunlar farklı. Sen şunu ben diyebilirsin, ki bak, bitireceğim bir saniye, bitireceğim. Şunu söyleyebilirsin tamam. Bana. Tamam abi sana katılıyorum. Mühendislik konusunda, yazılım konusunda mesela erkekler daha iyidir. Ama bütün erkeklerin hepsinin toplamından daha iyi bir kadın çıkabilir diyebilirsin ve ben sana hak veririm. Ama bu bir istisna olur. Anlatabiliyor muyum? Çünkü yani beynimizin çalışmasından, vücudumuzun çalışmasına her şey farklı.
Ben bunu mesela dediğim için, şöyle bir şey ben bunu ben dediğim söyleyeyim. İçin bazı feministlerden dayak da yiyebilirim ama umurumda değil çünkü ben bunu biliyorum, bilimsel olarak biliyorum. O yüzden tartışacağım bir konu da değil benim. Ya, peki ben bir şey söyleyebilir miyim? Şeydeki soft skills'e takıldım ben, böldüm. Ha. Soft skills'de kadın olduğu için daha iyi olduğu değil bence ya. Çünkü soft skills zamanla senin etkileşimlerinle gelişen bir şey. O yüzden onu geliştirmemiş bir kadın, geliştirmiş bir erkek, geliştirmemiş bir kadın. Yani o default'ta direkt öyle geliyor diye ben öyle düşünmüyorum. Aynısı yani. Mühendislik için de geçerli. Yani bir kadın ben tabii ki erkekten hiç daha iyi mühendis olabilir. Ben söz istiyorum. Bir dakika, hanımefendi konuşacak. Buyurun. Tamam. Abi çok çişim geldi zaten, bunu söyleyip gideceğim. Evet. Mesela kadınlar çişini erkeklere göre daha zor tutarlar. Buyurunuz. Ben de diyorum ki senin mühendislikle ilgili söylediğin şeylerin valid olması için önce kadınlara eğitimde fırsat eşitliğinin yaratılması... Oğlum ben de arada İngilizce kullanıyorum. Niye triggerlandın ki şu an? Kanka yok, bilmiyorum, çok fazla döndü. Buyurun, tamam, evet. Bir daha söyleyeyim. Senin mühendislikle ilgili söylediğin şeyin geçerli olabilmesi için evet. Önce kadınlar için eğitimde fırsat eşitliğinin yaratılması, mühendislik fakültelerinden eşit sayıda ya da yakın sayılarda mühendis çıkarılması, ondan sonra ne kadar başarılı olduklarına bakılması gerekir ki çok saçma. Erkekler mühendislikle evet, yani daha tercihe göre denilebilsin. Bu... Tercihe göre yani insanlar kendi tercihini yapıyor mühendisliği falan. Bir dakika. Bak Türkiye'de zorlasan bu söylediğin belki geçerli bir şey olabilir. Ben ama, Türkiye'den bahsediyorum. Ama bu Batı'da da değişken bir şey değil ki. Yani Batı'da eğitim eşitliği %100 var. Yani ben en azından Almanya örneği verebilirim. Kızlar gidip okumuyor. Yani burada eğitim eşitliğinden bahsedebilirsin. Belki Türkiye'de ütopik olarak görmediğin bir eğitim eşitliği üzerinden olsaydı kızlar giderdi konuşması yapabilirsin ama eğitim eşitliğinin olduğu ülkelerde de kızların tercih etmediği evet, gerçeği doğru. Mevcut yani kusura bakma. O doğru. Bakma. Yani mesela atıyorum Polonya gerçekten kadınlara verilen istihdamda üstler oynayan bir ülke. Evet. Yani taksici kadın da görürsün, şoför, otobüs şoförü kadın da görürsün. Ama şimdi bir dakika şunu söyleyeyim. Ama mesela Polonya aynı zamanda IT üzerine de çok yatırım yapmış bir ülke. Ve doğru. Baktığın zaman da ben teknik bir üniversitede okudum burada bir sene. Ve bütün IT ile ilgili bölümlerde erkek ağırlıklıydı. Öğrenci sayısı erkek daha fazlaydı yani. Atıyorum 30 kişilik bir atıyorum 70 kişilik bir amfiye girdiğinde... gördüğün sadece 10 tane falan kadındı ve bu kimse şeyden değil hani sektörde kadın erkek ayrımı olduğu için orada eğitime dala giderken yaptıkları seçimi kadınlar o yönde kullanmıyor değil. Orada aslında eşit ama yine de kadın onu kullanmıyor sadece. Kadın onu kullanmadığı için sektörde de alınan sayı, alınan gender erkek oluyor bu yüzden yani. Ya çünkü bir de mesela işçi havuzunda erkek var, anladın mı? Yani işçi havuzunda erkek daha fazla olduğu için çektiğinde de gelenin erkek olması. Yani senin dediğin versiyonla kızları zorla mesela mühendisliğe mi yönlendirmemiz gerekiyor? O da bir gerçek. Yani başta iyiydi ancak saçmaladı. Yok ya, anlattım işte. Hayır tabii ki ama ailesi tarafından dahi mühendislik olarak yani mühendis olması için yüreklendiren bir kadını düşünün. Lise sonu geliyor. Deniyor ki işte bizim fakültede bir tane kız var. Biri benden güzel, biri senden yakışıklı falan diyorlar hani. Ya Türkiye'de deniyorsa bile emin ol mesela Almanya'da denmiyor böyle şeyler. Ama o yaştaki bir genç kızı bununla etkileyebilirsin. Gerçekten etkileyebilirsin. Makine mühendisi olmak ister. Fizikten çok iyi anlar. Iktır bıktır zıktır. Sonra işte bu geyikleri internette okur. İTÜ makine mühendisliği yazar. Bunları okur vazgeçer. Ya tamam da bu biraz da senin isteğinle alakalı bir şey. Benim mesela lise döneminden bir tane arkadaşım var. Kız yani gemicilik okudu. Ben dedi kaptan olacağım ya dedi. Bana ne dedi? Gitti kaptan oldu. Yani bir geminin içinde belki tek kız bilmiyorum ama gidiyor yani. Uzun mesafelere de gidiyor. Çatır çatır. Benim de var böyle bir arkadaşım. Yani. Türkiye'nin ender ikinci gemi mühendislerinden biri. Yıllarca işte Yemen'e gitti. İç savaşın ortasında kaldı falan filan. Ama... O vazgeçmemiş, cesareti kırılmamış. Herkes onun kadar dayanıklı olamıyor. Ya bu şunla aynı yani bana göre bu işte bizim bölümde 100 kız şey bir kız var o da senden yakışıklı falan muhabbeti. En başta dedik ya hani erkek gidip
ben dayak yedim diye nasıl şey yapamıyorsa bununla aynı duruma gelmez mi? Bakın tekrar söylüyorum. Anlattığınız her şey benim üzerimde gerçekten geçersiz. Çünkü ben anlattığınız konuların pek çoğunda size zaten hak veriyorum. Sorunuzun muhatabı ben değilim. Bir de yazılım konusunda bir şey söyleyeceğim ben. Bir saattir kıvranıyor. Yani ben hiç backendci yazılımcı, kadın yazılımcı görmedim ama tanıdığım neredeyse yani Twitter'dan takip ettiğim bütün yazılımcı kadınlar frontendci yani ön yüz tasarlıyorlar. Ben mesela işveren olsam, frontendci alacak olsam aynı yetenekte kadını tercih ederim. Çünkü ön yüz, estetik kaygılar daha fazla olur bir kadın. Ya da iç mimar ararken erkek iç mimar içine siner mi senin mesela? Niye sinmesin? Çünkü geneli kadın yani. Kadın mesleği gibi oturtulmuş önümüze konmuş mesela. Yani ben erkek iç mimarların çok da unless değer edildi bit gay. Yani biraz ya fiziksel farklılıklardan bağımsız olarak kadın veya erkek mesleği diye bir şeyin var olabileceğinden bahsediyorsun. Gerçekten ben ne diyebileceğimi bilemiyorum bu noktada. Nasıl yani? Hayır, oturtulan şeyler arasında yani yine aynı şeye vardık. Oturtulan kanılar aslında erkeklere de en az kadınlara verdiği kadar zarar veriyor. Yine oraya geldik aslında. Yani evet bunu... işte tam da bu yüzden ben de diyorum ki erkeklerin de bu davaya destek olması lazım. Olurum ama adı feminizmse olmam. Ya ne fark eder adı? Feminizm olsun, ekolizm olsun, X olsun, Y olsun. Yok, Ahmetizm olsun çok, seninkinin çok adı. Ben onu da Ahmetizme varım. Feminizm fark eder ya. İsminin feminizm olması fark ediyor. Gerçekten ediyor yani. Çünkü şöyle bir şey var. Ne olursa olsun ben sadece kadınların içinden bir benefit çıkaracağı bir oluşumun içinde olmak istemem. Niye yani? Dünyada erkekler de var. Feminizm kadınların içinden benefit çıkaracağı bir oluşum değil işte. Onu anlatmaya çalışıyorum. Ucu erkeğe de dokunuyor. Dolayısıyla ama... erkeğin de buna destek olması lazım. Sadece kadınlar benefit çıkarmıyor ki. Tam feminist olma. Yine de bu olaya destek ol, adı Ahmetizm olsun. Hatta ben de Ahmetizm olayım yani hani. Buna da razıyım. Yeter ki destek ol. Tamam, ben de ondan bahsediyorum zaten. Yani adını feminizm koyduğun zaman zaten 1-0 başlıyorsun. Sen diyorsun ki bazı öküzler var, bir şeyler anlatamıyoruz diyorsun. Ondan sonra diyorsun ki bak kadınizm olan bir şey anlatacağım sana, dinle diyorsun. Yani hani... Yani gerçekten bunu... Eşekle konuşacaksın, yanında saman taşı bari. Yani ne yapıyorsun diye sorarlar adama. Takıldığın tek şey ismi ise ben çok okeyim. İkualizm olsun adı bundan sonra. Ahmetizm varım. Olsun. Ben de varım. Tamam o zaman. Ahmetizm de tutturuyoruz. O zaman beni kalsana ben bir şey. Tamam sen çiçeğe. İyi geceler. İyi geceler. Teşekkür ediyorum katıldığın için. Ben teşekkür ederim. Hoşça kal. Görüşmek üzere. Beyinize de selamlar. Artık beyiniz bir diyeyim dediğim falan şey oldu. Kötü oldu. Evet. Diğer feministler bunu okey mi? Değil. Hanımefendi farklı bir feminist. Alo, kim o? Ne oluyor? Açık kalmış, pardon. Çıkıyorum. Beşinci ne? Ha, eyvallah. Evet. Evet, bugün prim yapamadık. 30K izlenmedik ama çok önemli bir toplumsal konuya değinerek bakayım. Bir 13 bin insan falan toplanmış. Bunu konuşmamız burada hoş oldu. Benim hoşuma gitti açıkçası. Yani insanların buna bu kadar değer biçip oturup bunu dinlemesi ilginç. 12 yaşında bu kadar insanın böyle bir şeye gecenin 2.30'unda ilgi duyması ilginç. Chatimizde kanser burada gördüğünüz gibi. TRT Feminizm'in amacı öncelik küfür, maaş falan diye tecavüze kadın öldürmeye verilen sözde iyi hal indirimlerini veren hakimlerin zihniyetini değiştirmek olmalı bence demiş İçlikete. Buna katılıyorum Kebap Strong, bu arada 28 ay için teşekkürler ama abi o iyi hal indirimi her şey için veriliyor Türkiye'de. Sizin anlamadığınız şey o. Yani mesela sen uyuşturucu kaçakçısı oluyorsun, takım elbiseyi giyip gidiyorsun, diyorsun ki hakim bey öyle böyle ıkıp ıkıp diyorsun, o da iyi hal indirimi alıyor yani. Tecavüze de aynı şekilde veriliyor. Tacize de aynı şekilde veriliyor. Katiline de aynı şekilde veriliyor. Oh, hepsine yeah. Aynı şekilde veriliyor abi. Maalesef ki böyle bir iyal indirimi muhabbeti her konuda dahil. Abi ben makine okuyorum. Kız arkadaşlardan birine sordum neden kızlar seçmiyor diye. Bana verdiği kızlar bu duruma çok garip bakıyor. Erkek diye kimse gelmek istemiyor. Zaten bu yüzden hep erkek değil mi?
Ha, içi erkek dolu diye mi kızlar gelmek istemiş? Bu arada çekilişi yap diyorsunuz. Hemen onu yapayım da siz not alın. Çalışıyor mu lan bu abone sayıcı hıttıbık? Çalışıyor. He? Çalışıyor. Çekiliş diyorum. Çalışıyor mu? Çalışıyor. Allah seni kahretsin. Yazacağın şey... Lan! No. Yok, logout etmiş de beni. Ya ulan...